İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin en çok seyredilen tarımsal eğitim programı Çiftçinin Sesi'ne hoş geldiniz. Çiftçi TV ve Çiftçi Radyo ortak yayınıyla beraber sizlerle buluşan programımızda bugün sizlere bahçe kurma tekniklerini anlatacağız. Sadece bahçe kurma teknikleri değil, malum sezon yaklaştı ve bahçe kurma sezonu başladı. Bu sezon içerisinde bahçe kurmaya etki eden faktörlerden de bahsedeceğiz. Özellikle tabii ki bahçeyi kurarken ana materyalimiz olan fidandan, bunun yanında dikimle beraber kullanmamız gereken gübre veya diğer elementlerden, bunun yanı sıra hereklerden de tutun da toprak işlemesine kadar birçok noktaya değineceğiz. Bahçe kurmayla ilgili üreticilerin bildiği birçok yanlışı doğru yapmaya çalışacağız ki bu konuda içim çok rahat. Yanımda belki binlerce bahçe kurmuş bir büyüğümüz var. Emekli ziraatçı Sayın İsmail Kandemir Bey. Hoş geldiniz Hoş İsmail Bey. bulduk. Laflarımı söylerken hiç abartmadım. Herhalde kurduğunuz bahçelerin sayısı bini geçmiştir. Kesinlikle geçmiştir. Doğrudur. Sizler Bursa'da devlet bünyesinde görev yaparken de yaptıktan sonra da eski usullerden yeni usullere kadar birçok bahçe kurma tekniklerini gördünüz. Evet. Zaten fidancılık sektörünün içindeydiniz. Bugün üreticilere bu sektörden biraz bilgi vereceğiz. Sezon yaklaştı. İlk sorumu hemen şöyle sorarak başlatacağım. Üreticilerimiz ta başlıyor Ekim'de bahçe kurmaya. Sizce doğru mu? Şimdi doğru değil tabii. Ekim'de bir kere yaprakları dökülmesi mümkün değil. Ekim'de bilhassa Marmara, Ege Akdeniz bölgesinde bitkilerin çoğusu çalışıyor. Yani Evet. bitki daha besin maddesine alışverişi devam ediyor. Uykuya yatmamış oluyor. Uykuya yatmamış oluyor. Bizim hedefimiz ilk tabii bundan 15-20 sene önceki haliyle yani iklimlerde de çok değişiklik olmaya başladı. Kasım 15'i hedeflerdik. Kesinlikle kırağı Düşecek. düşmeden, yapraklar dökülmeden, fidan pişkin olmadan söküm yapmıyorduk. Kasım 15 ve Şubat arası, Kasım-Şubat arası en iyi bahçe kurma dönemleridir. Bu Evet. dönemlerde havayı iyi yakaladığınız zaman, yağmurlu değilse, toprak yaş değilse, yani çok aşırı derece yağmur, çamur yapmamışsa, dikime müsaitse her zaman dikebilirsiniz. En iyi dikim dönemi de o dönemdir. Neden o dönemdir? Çünkü diktiğiniz zaman yağan yağmur sularını, kar sularını almış olacak. Tamamen fidan çukurun içerisine oturmuş olacak. Havada askı şeklinde kalmayacak, hava almayacak, bozulmayacak. En büyük sebeplerinden bir tanesi de budur yani. Hava alma, bozulma olayıdır. Evet. Evet, üreticiler bu noktaya dikkat etsin. Özellikle birçok üreticiden duyuyorum. Hocam işte ben fidanlarımı aldım. Daha bakıyorum Ekim'in 20'sindeyiz, 25'indeyiz. Diyorum fidanların nasıl oluyor alıyorsun? İşte geldi bana böyle gayet de iyi boyları var falan fisman. Bahçeyi kuracağım, neler yapmam gerekiyor? Çok plansız bir şekilde bahçe kurma mantığı var bizde. Ben buna çok üzülüyorum. Buradan da üreticilere biraz bu konuda yadırgayacağım. Çünkü ciddi derecede bilimden uzak, tekniklerden uzak bahçeler kuruyoruz ve sonra diyoruz ki ülkemizde verim artmıyor. Verimin artması için ilk önce bilgiye ihtiyaç var. Bilgiden uzak ve teknikten uzak yapılan bahçelerden gelecek medet ummak zaten çok zor. Ve şu anda bir bahçe bitkileri mezunu olarak şunu söylemek istiyorum ki bizler daha çeşitleri bilmiyoruz. Daha bölgemizin iklimini bilmiyoruz ki kalmış ki tekniklere uygun olarak bahçe kuralım. Ama bundan sonra üreticileri özellikle bu programımızda üstüne basa basa bahçe kurma tekniklerini anlatacağız. İlerleyen zamanlarda da İsmail Bey ile beraber bahçelerde uygulamalı olarak sizlere de göstermeyi çok istiyoruz ki yapacağız. Çünkü önümüzde 3 aylık bir bahçe kurma sezonu var. Bu sezon içerisinde sizlere doğru bilgileri aktarmak istiyoruz. Birinci nokta buydu. Öyle istendiği gibi başlanmıyor bahçe kurmak. Ekim'in sonu geldi. İşte Ekim'in ikinci haftası bahçemi kuracağım vesaire. Üreticiler buna dikkat etsin. Uykuya yatmadan fidanı canlı canlı tarladan söküyorlar ve tutup onu 3 gün 4 gün dışarıda bekletip bahçeyi kuracak birine iletiyorlar ve sonra da bu fidanlarla alıp bahçe kuruyor üretici, gömüyor. Sonra da baharda bakıyor ki fidanların yarısı patlamamış. Yarısından çoğu Evet. patlamamış. Çünkü daha uyumadan koparmışlar toprağından. Buna dikkat etsinler istiyorum. Ve
Dediğiniz gibi bu aralıklarda başlıyor tam bahçe kurma sezonları. Fidanlarına pek fazla dikkat etmiyorlar ama sizden şunu da duymak isterim. Sizce kaliteli fidan kendini nasıl belli ettirir? Şimdi Sinan Bey, önce bir kere bahçe kurmaya başlarken toprak hazırlığından başlayalım öyle Tamam, bir gidelimse. fidan kalitesine değinelim, sonra toprak hazırlığından Evet. başlayacağız. Şimdi fidan kalitesi, bir kere fidan her şeyden önce pişkin olması lazım. Pişkin olmayan fidan kesinlikle soğuklardan zarar görüyor. Evet. Yani pişkin fidan nedir? Hava alacak. O gün aldığı, o yıl içerisinde almış olduğu güneşten, o ultraviyole ışınlarla pişkinleşmiş hale gelecek. Pişkinlenme eğer çok aşırı derecede azot gübresi de kullanılmışsa, Değil mi? yani üst taraflarda Sürgünü taze sürgün kalacak. taze kalmış, yeşil kalmıştır. Kesinlikle onlar dikildiği zaman yukarıdan Donacak. aşağı doğru donmaya ve kurumaya başlıyor. Yani nereye kadar getirir? En son göze kadar indirebiliyor. Mesela o da değil. Netice itibariyle oraya kadar inse kesip tekrar sürdürebilirsiniz. Yani o şansınız da var Doğru. ama yani pişkin olmayan fidanı dikmemeler lazım. Yeşil olan, yeşil aksamlı olan fidanlardan kaçınmaları lazım. En Evet. büyük Noktalardan bir biri bu. tanesi budur, evet. Evet, buna dikkat etsin üreticiler çünkü bahçenin ana materyali tabii ki fidandır ve daha fidanı seçmeyi bilmiyor bizim üreticilerimiz. Diğer işlemlerden başlayacağım ama ben bu konuyu biraz tartışmak istiyorum. Üreticilere de buradan söyleyelim. Programımızın ilk yarısında genelde soru almıyoruz. Konuyu sizlerin daha iyi anlayabilmesi için hangi konu üzerine konuştuğumuzu tespit edebilmeniz adı altında. İlk başta programımızın ilk bölümünde genelde konuyu kendi aramızda tartışıyoruz ki üreticilerden program sonrasında konu dışı sorular gelmesin. Tam adrese teslim sorular istiyoruz. Konu anlam ve bütünlüğünün bozulmaması adı altında. Biraz da o zaman ben fidanlardan konuşacağım. Tamam, üreticilere hak veriyorum. Ben kendim de bu sektörün içindeyim ve kendilerine şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum. Fidanın her zaman uzun boylusu onları çok fazla cezbediyor. Ben fidanımı 2,5-2 metre isterim, 3 metre isterim. Ben fidanımı 50 santimden aşağı istemem vesaire. Bazı noktalar doğru. Çok kısa fidanlar olmaz ama bazı üreticilerde gösteriş çok ön planda. Sizce bu büyük fidanların gerçekten çok büyük bir etkisi oluyor mu yoksa işin sırrı kökte mi? Evet, kesinlikle iri, kaba fidandan kaçınmak lazım. Kök sistemi, saçak köklü veya kazık kökü, cevizde mesela, kazık kökü üzerinde bulunan saçak köklerin mevcutiyeti çok önemlidir. Fidanın çok aşırı büyük olması, yüksek olması hiçbir şey anlamı ifade etmez. Kök Ha, sağlıklı olmadığı şey için. olarak gelişmiş açılımdan kendini ben iyi bir fidanım olduğunu anlatır. Zaten biz onu 80 santim ve istediğimiz belli bir santimden Zaten kesiyoruz. Ona göre şekil yani. veriyoruz. Yani 2 metre olmasının bir mantığı yoktur. Yani mutlaka kesilmesi gereken. Bırakamazsın ki o Yani nasıl bir şekil ilk verecek gün köke üzerine. çalıştırman lazım. Bir aşağıdan keseceksin Evet. zaten sonra. Fidanın kalın olması, iri uzun olması pek makbul sayılmaz. Ancak ince, zayıf kökleri çok iyi olsun. Değil mi? Kök Ok sistemi gibi iyiyse, deriz evet yani. aynen öyle. Bilhassa biz de çok yaşardık. Kalın iri fidanı, mesela 2 yaşlı, 3 yaşlı fidanlarımız olurdu sökülmüş. Şimdi onu gören insan hemen ona hücum ederdi. Özellikle ben de hiç arzu etmezdim o fidanların alınmasını. Ama alırken de çok ısrar edenlere anlatıyorduk yani. Bu fidan depresyon geçirir, durgunluk geçirir, üzerindekilerini besleyemez. Ama yani kamçık tabir ettiğimiz fidan olursa, kök sistemi iyiyse o fidanları tercih edin. Alanlar, Anladım. Yani. ikisini de alanlar ya, dediklerimizi yaşayıp ertesi sene Değil geldikleri mi? zaman fidan almaya bizim doğruluğumuzu ispat ediyorlardı. Evet. Gerçekten sizin verdiğiniz üstü yani kamçı gibi olan, zayıf olan ve altı tabir ettiğimiz kök sistemi iyi olanlar çok daha hızlı gelişti. O büyük olanları geçtiler. Onlarda tam besleyemeyeceği için hastalıklar da ortaya çıkmış oluyor. Doğru. Yani mantar hastalıklar, haşereler çabuk nüfus ediyor. Kökte kurumalar meydana geliyor çünkü Doğru. kendi yukasını besleyemiyor ya. Besleyemediği için de zayıf kalıyor. Onun için bunlara çok dikkat etmeli. Çok çok aşırı böyle iri, kalın fidanlara da tevessül etmesinler. Evet, ben buna çok dikkat ediyorum. Bazen fidancı arkadaşlarla konuşuyoruz. Hani diyorlar ki üreticiler bize öyle bir taleplerle geliyor ki biz sanki fidan değil odun satacağız insanlara diyor. Evet, Böyle büyük evet. büyük Maalesef yani fidanlar o istiyorlar. Yani bir nevi dıştan bakınca işi bilmeyen biri için aslında mantıklı böyle gösterişli vesaire geliyor ama buradan üreticilere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben kendim
fidan üretirken, fidan alırken, fidan tavsiye ederken her şeyden önce kök yapısı gelişmiş bir kesinlikle, fidanı tercih evet. etmelerini söylüyorum. Yani burada önemli olan, çünkü fidan ilk sene hem köke hem sürgüne çalışmaz. Dikeceğimiz sene zaten keseceğiz. İyi bir şekilde kendini toparlayacak. Ondan sonra bize verim verecek. Aşırı şiddetli boylu fidanlar bizlere iyi performans da vermez diyorum. Ama birçok üretici bu konuda pek fazla mütevazi davranmıyor, anlayışlı da davranmıyor. Nedendir hiç bilmiyorum. Zaten birçoğu sektöre yabancı olduğu için diye düşünüyorum. Ama bu programı izleyen ve bilgi sahibi olmak isteyen bir üreticimiz de varsa bu noktalara dikkat etsinler. Ayrıyeten bir parantez de açalım. Gün itibariyle artık izleyicilerimizin birçoğu telefonla bağlanamama şikayetini iletiyor programımıza. Biz de üreticilerimizin programımızın son kısmında ve ortalarda duyurmak kaydesiyle bir Facebook sayfamız vardı. Onu tekrar aktif hale getirdik. Çiftçinin Sesi adlı Facebook sayfamızı beğenerek sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan da gelen sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Evet, fidanı konuştuk. Benim için biraz rahat etti. Çünkü fidanla ilgili ana materyal hakkında birçok üreticinin bilgisi yok. Ülkemizde maalesef fidanı zaten orijinal üreten firma sayısı 1 ise yan sanayi üreten firma sayısı 5. Bunu çok fazla görüyorum. Bu konuya değineceğim ama bugün konumuzun hepsini ben fidana da ayırmak istemiyorum. Çünkü sadece fidanı sağlıklı bir şekilde elde etmek de bize başarılı sonuçlar getirmez. Fidan öncesi toprak hazırlığı da çok önemli. Evet. Bizde çok yanlış bilgiler var. Burada birçok üretici ilk defa duyacak ama bunu dile getirmek isterim. Maalesef bir aksedilme var, yanlış aksedilme. Sanki her bahçenin dikim çukuru kepçeyle açılacakmış gibi. Ben buna bir kere çok karşıyım. Üreticiler bunu duyunca şaşıracak. Diyecekler ki hoca kafayı mı yedi? Ama gerçekten öyle. Ben her bahçenin dikim çukurunun kepçeyle açılmasını istemiyorum. Öyle topraklar var ki kum gibi zaten. Bunu neden kepçeyle açasın? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi kepçeyle açılacak yerler, orman açmaları tabir ettiğimiz ormandan açılmış yerlerde toprak yapısı 25 santimde. Toprak var 25 santimden sonra kayalık, taşlık ve köfeke dediğimiz halk tabiriyle, çiftçi ağzıyla. Evet. O tür toprak çıktığı için bunlar kepçeyle açılmasında fayda vardır. Neden fayda vardır? Çünkü o tabaka kırılıyor. Kırılınca kök, fidan dikildiği zaman çok rahatlıkla hareket ediyor. Ama toprak derinliği 1 metre, 1,5 metre olan yerlere kepçenin açılmasına hiç gerek yoktur. Yani lüzumsuz bir masraf olmuş olur. Ben de onu söylüyorum ama üreticilerde nedense böyle bir algı var. Her bahçe sanki dikim çukuru kepçeyle açılacakmış gibi. Yok yani, üzüldüğüm tarafı kendi kendini masrafa sokuyor. Kesinlikle. Yani lüzumsuz bir masraftır. Şimdi toprak derinliği 1-1,5 metre olan bir yerde. Evet. Dip kazan veya patlatma tabir ettiğimiz sapsoiler veya krizma dediğimiz tek tabanlı pulluklar var. Onunla bir sefer geçilse çok daha çok rahat kesinlikle. Şimdi zaten bizim meyve filanda 70 santime kadar önemli olan bir yapı vardır. O toprak zaten 60-70 santime sapsoylar 1-1,5 metre aşağı iniyor. O tabakayı patlattıktan sonra problem kalmıyor. Zaten siz çukuru 50 santim genişliğinde, 50 santim derinliğinde açıyorsunuz ve ilk çıkan 25 santim üst toprağı çukurun dibine atıyorsunuz. Artı 3-15 gübresel de kullanıyoruz çukurda. Doğru. Niye kullanıyoruz bunu? Çünkü toprakla bitki besin maddesi 3-15'te azot, fosfor ve diğer iz elementler de karıştırmaya başladılar. Burada azot ilk etapta açığa çıkıyor. Ama fosforla potas ağır ağır hareket ettiği için ancak bitki 3 ay sonra ona ulaşabiliyor. Zaten siz bunu Şubat'ta, Kasım'da Şubat'ta attığınız zaman Mart'ta, Nisan'da ancak yetişebiliyor bitki o besine. Doğru. Bunu önemli yani. Şimdi böyle bir toprakta kepçeyle açtırmanın hiçbir mantığı yoktur. Yazık günah yani, hem verilen paraya, aynen, yapılan emeğe yazık. Ama orman açması yamaç bir yerde, kirlidir, toprak derinliği azsa kirli, ağır topraklarda, kireçli topraklarda yapmakta da fayda vardır. Evet, bizde bu önyargıyı ben yıkmak istiyorum. Niye diye soracaksınız. Hani bilimsel olarak ben üreticilere, siz tabii bilimsel yönüne girmeden üreticinin anlayacağı bir düzeyde söylüyorsunuz. Ama evet, ben biraz bilimsel de girmek istiyorum. Artık üreticilerimiz de biraz bilgi sahibi oldu. 2 yıldır, hatta 3 yıl oldu artık
bir aydan sonra 3 yıldır ekranlarda üreticilere toprak analizlerini benimsettim artık. Birçok üretici nihayet toprak analizi yaptırıyor. Toprak analizi yaptırdıktan sonra analiz sonucunuzda toprağın yapısı çıkar. Tekstür yapı yazar, işba yazar, kil, silt, kum değerleri yazar. Bu skalada değer 35 ile 105 arası değişir. 35 en yumuşak topraktır, 105 en sert topraktır. 35'in olduğu toprak kumlu, en kumlu toprak demek, yumuşak toprak demek zaten. Artık 105 taş olmuş denecek kadar sert bir topraktır. Sizin dikim çukurlarının toprağınızda işbağınız eğer 45-50'lerde ise kepçeyle açtırmanıza hiç gerek yok. 50-55 ve üzeri ise sert topraktır. Biraz daha kepçeyle açtırmakta fayda vardır. Bu mantıkla yapın. Üreticilerimizin bu boş masrafları yapması beni çok üzüyor. Ama bir algıdır ki böyle bir bilgi, yanlış bilgi var ortalıkta. Nereye gitsem her köyde bir kepçe alınmış. Kepçeciler köşeye dönüyor. Allah daha çok versin, ben bir şey demiyorum da. Üreticilerin lüzumsuz masrafları. Şimdi gerçekten lüzumsuz masrafları. Sinan Bey, burada çok bilgi kirliliği var. Gerçekten yani. Şimdi kepçeyle ağaçtırırsın, bir başkası gelir der ya bu bir 3 ay kalması lazım, toprağın yanması lazım. Şimdi vatandaş da bilmediği için orada bir takılıyor. Yani acaba bu ziraatçı mı doğru değil mi, vatandaş mı doğru? Evet yani yaşıyoruz yani neticede. Yaşadık da. Şimdi ceviz bahçesi kuruyorsunuz. O köyde ceviz bahçesi kurulmamış. Sadece yaptıkları patatestir veya hiçbir şey domates, biber. Aynen öyle. Şimdi etrafta ceviz görüyorsunuz. Ceviz var. Burada ceviz olmaz. Hemen şeyi koyarlar, taşısı koyarlar. Neden? Yok burada olmaz. Ama niye? Neden? Sen denedin mi? Baktın mı? Yani bir herhangi bir tespitin deneyin oldu mu? Bak orada ceviz var. Bak ceviz meyve veriyor. O tabii o atadan dededen kalmadır. Şimdi bunları hep yaşıyoruz, görüyoruz. Yani bahçe kuranlar bu tür insanlarla pek dinleyip de kafalarını allak bullak etmesinler. Kesinlikle. Kesinlikle ceviz veya diğer her bitkiler. Meyve için evet, geçerli bu. Yani toprak seçici değiller genelde, iklim seçiciler. Yani burada tabii bitkinin üşüme isteği vardır. Tabii. İklime soğuklama isteği vardır. Kırağıyla dayanıklı dayanıksız var. Kırağından önce açan sonra açanlar vardır. Yani bunlar çok önemli. Yani o hangi çeşit, hangi yöreye uygunsa onları seçmek lazım. Burada çiftçinin, dikicinin yapacağı, yapması gereken budur. Gerçekten sizlerle zorlanıyoruz. Bizler İsmail Bey'le bazı bölgelere bahçeler kuruyoruz. En sonunda buradan kulaklarını da çınlatalım. Afyon Sandıklı'da bir üreticimize kurduk Faruk Bey'e. Ve ben sizleri o yalnız bıraktım. Üreticilerle siz boğuşmak zorunda kalmıştınız, evet. Hatırlıyorum. Yok burada ceviz olmaz, yok burada şu kadar kar yağıyor, yok burada böyle. İnanır mısınız, çok üzüldüm. Neden? Şimdi Gönen'de de aynı şeyi Gönen'de yaşadık. Yani Mehmet Bey buradan yine selam söyleyelim. Aynen, onlara da selam Zafer söyleyeyim. Zafer Bey ve diğer arkadaşlar. Zafer Bey olsun, Mehmet Bey olsun, bol selam olsun. Gittiğimiz yerlerde inanın birçok kişiye deli gözüyle bakıyorlar. Evet. Ciddi evet. Söylüyorum, açık konuşacağım. Bunun parası çok. Boşu boşuna buraya bahçe kuruyor vesaire gibisinden cümleleri duyuyorum. Üzüyor beni. Yani insanlar bir şeyler yapmak istiyor. Bilime inanıyor, tarıma inanıyor. Yani bunlarla ilgili bir çalışma yapacak. Yapacak olan insanları da zor duruma sokuyorlar ama yine her zorluğa rağmen ciddi bir şekilde azmini kaybetmeden... Şimdi burada esas olan ama. Nedir Sinan Bey? Burada üretici, yani o fidanı dikecek kişinin dik durması lazım. Değil mi? Yani kime güveneceğini, kimden bilgi alacağını çok çok iyi bilmesi lazım. Etraftan söylerler. Hep de söyleniyor zaten, yaşıyoruz ve neticede meyveye yattığı zaman, masumunu gördükten sonra onlar artık inkar yoluna da gidiyorlar. Yok biz öyle bir şey demedik diye bilebiliyorlar yani. Şimdi bu tür insanlar hiç eksik olmaz. Mesela bizim Kars yüksektir diyelim, Çıldır yüksektir. Yani buradan daimin oldu Habib de seyrediyorsa kulakları çınlasın. O da ceviz dikmek istiyor yani. Rakım 1950 mi? Bilirim. Soğuklama çok fazla kar yağıyor, şey yapıyor. Yani çok arzu ediyor dikmeyi. Yani hatta abisi bir yabani ceviz gönderdi. Bana da telefon ediyor. Abi diyor gayet güzel gelişiyor, problem yok diyor. Yani bir denemeye de orada da gireceğiz Allah nasip ederse. Evet. Ne güzel. Vallahi işte önemli olan insanlarımızın bu bilgileri devam ettirmesi. Bildiklerine inanmaları, yani bu inançlarını hiçbir zaman kaybetmemeleri. Baktığım zaman bu işi yapan büyük firmaların tek sırrı zaten bu. Firmaya gidip ya sen bunu yanlış yapamazsın diyemiyor bizim köylüler. Koskoca firmaya nasıl diyebilir ama
yapacak Ahmet amcam kahvede oturuyor. 50 tane profesör kesiliyor başına. O yapamıyor edemiyor. Ben ona çok üzülüyorum ama gün geçtikçe üreticilerimizde bilgi birikimi her geçen gün artıyor. Bunun da farkına vardım artık. 3 yıl olacak. 3 yıl oldu yani böyle. 3. yılımın başıdır televizyonculuk sektöründe. Üreticilerle iç içeyizdir, muhabbet ediyoruz. Bakıyorum da bilgi potansiyeli artıyor. Buna karşı savaşan bir grup da var. İşte bilgiyi tamamen yanlış savunmayan, nasıl söyleyeyim, düşman gibi gören üreticiler de var. Onlar her zaman olacak, her yerde vardır ama burada üreticilerin asıl dikkat etmesini gerektiren noktalar ciddi derecede geleneksel tarıma çok bağlılar. Eskilere çok bağlılar. Eski bilgilerle kendilerini çok yoruyorlar. Bugün ben üreticiye diyorum ki tarlayı dikimden önce hazırlaman için senin ikilik pullukla tarlayı bir kere sürmen, arkasından bir tırmıkla düzeltmen yeterli dikim için. Yok diyor, işte böyle toprak hazırlanmaz, yağmur yağmadı, şu olmadı vesaire. İnanır mısınız, geleneksel bilgilerimiz çok fazla bizim. Evet, maalesef o konuda çok takıntı halindeler insanlar. Evet. Bir de bizim çiftçimizin inancı gözündedir. Şimdi komşusu ne yaparsa o da onu yapmaya çalışır. Ama evet, şimdi tabii artık teknoloji o kadar gelişti ki işte bir şeye girdiğiniz zaman, internete girdiğiniz zaman her türlü bitkinin olum döneminden tutun da hepsini soğuklama elde ihtiyacına kadar nereden, hangi rakımda ne kadar yetiştiğini gayet güzel önünüze koyabiliyor. Yani kesinlikle. şimdi bunlar varken, yani bir de artı canlı olarak bir ziraatçı karşılarına geldiği zaman en azından biraz önce toprak tahlilinden bahsettiniz. Toprak tahlili yaptırmadan da bu işe girmemek lazım. Yani önce bir bu toprak ne istiyor? Hangi bitki besin maddelerini vermemiz gerekiyor? Ne kadar derinlikte vermemiz gerekiyor? Bu da çok önemli. Şimdi çiftçi atıyor. Mesela diyelim ki komşusu efendim 3-15 gübresi kullanacak. Dönüme tahlil ettirse diyecek ki 20 kilo, 80 kilo atanlar var, 100 kilo atanlar var. Görüyorum, Evet. gözü doyuyor. Amonyum nitrat, amonyum sülfat, mesela triple süperfosfat gayet güzel bir gübredir. Ne kadar atılacağını rastgele atıyor. Attığı hem cebinden fazla masraf etmiş oluyor, parasını atmış oluyor. Hem de toprağı aşırı derecede pH'sını, kalebisini yükseltiyor. Şimdi Evet. böyle olunca bitki de kendini toparlayamıyor. Alamıyor ki zaten onu. Yani Doğru. toprak olduğu gibi bilhassa kireç o tür bitki besinlerini sıkar bırakmaz yani bitkinin alması için. Şimdi o Kesinlikle. kireci çözecek değişik izelementler kullanmak lazım. Mesela leonardit dediğiniz zaman Tabii. gayet güzel çözüyor onları. Ve Toprağı yapraklara baktığınız yumuşak zaman yapıyor. çiftçinin ağzına yine diyelim marul gibi Oluyor. yemyeşil oluyor. Evet. Yani ve bunlara da üreticilerin dikkat etmesini çok fazla istiyorum. Şimdi programımızın ilk yarısının sonuna geldik. Üreticilerimiz hemen sorularını sormaya başlamış Facebook üzerinden. Onların sorularına da cevap verelim istiyorum. Tekrar hatırlatacağım. Ceviz Akademi sayfamızı beğenerek her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Ancak kısa bir reklam aramız yaklaşmış. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte karşınızda Çelikel yeni nesil Challenger 2 Plus. Challenger 2 Plus traktörünüzü yormaz, sağlam tane bırakmaz. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Semak makine olarak dünyanın en iyi markalarından biri olan %100 İtalyan Oleomag motorlu testereyi 45 yıldır sizlere sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Oleomag motorlu testere deyince aklınıza çok şey gelecek. Güçlü, sağlam, kaliteli, rahat, dayanıklı ve %100 İtalyan. Oleomag, bir testereden çok daha fazlası. Semak Makina, güveniniz gücümüzdür. Türkiye'de Ar-Ge merkezine sahip tek tarım makineleri firması ve 2014 yılında en fazla patent başvurusu yapan 16. firma olan Hisarlar, sahip olduğu kabiliyetlerle mısır, silaj, balyalama ve paketleme makinesini üretti. Dayanıklı yapısı 8,5 tonluk ağırlığıyla yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
Ürünü balyalamadan önce sıkıştırıp fileyle sarar. Dokunmatik el kumandasıyla kullanımı kolaydır. PLC kontrollü tam otomatik sistemi sayesinde 20 kW elektrik ve %20 daha az streç kullanır. Yakıttan ve zamandan tasarruf sağlar. Saatte 50 adet balyalama yapar. Hisarlar, üretmek sanattır. Marifet, testerede değil, zincirde. Tarım ve hayvancılığın telemarketi Etkin Pazarlama, kendi ağacınızı kendiniz budamanız için sizlere muhteşem bir set hazırladı. Avrupa'da 1649 yılından beri budama makası olan Fiskars budama setiyle karşınızdayız. Fiskars budama setinde ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Budama setimiz 360 yıldır en üstün kalite standartlarıyla Finlandiya'da üretilmektedir. Fiskars profesyonel budama setini üzüm bağlarında, elma, armut, kiraz ve şeftali bahçelerinde, nar, portakal, greyfurt ve limon gibi narenciye bahçelerinde, zeytinlik ve fıstık alanlarında güvenle kullanabilirsiniz. Avrupa'nın en iyi markası budama makasımızla, profesyonellerin ve bireysel kullanıcıların son yıllarda tercih ettiği bypass tipi kesme sistemine göre, sert dallarda bile en az gücü harcayarak rahatlıkla budama yapabileceksiniz. Fiskars budama makası, elinizin doğal yapısına göre sağ ve sol el kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. En kalın dalları bile zorlanmadan kesebilirsiniz. Fiskars budama makasının üzeri teflon kaplanmıştır. Budama makasımız teflon kaplandığından bıçak üzerindeki parazit birikimini önler. Bu sayede ağaçta bulunan parazit başka ağaçlara taşınmamış olur. Fiskars profesyonel budama makası tüm bu üstün özellikleriyle rakipsizdir. Bütün budama ihtiyaçlarınız için en iyi performansı gösterir. Budama setimizin bir diğer ürünü de Fiskars uzayan testere. Fiskars profesyonel budama testeresinin 16 santimetre kesme boyu bulunmaktadır. Çift yönlü kesmeye uygun tasarlanmış bıçak yapısıyla budama makasının kesemeyeceği kalın dalları kolaylıkla budamanız için özel olarak dizayn edilmiştir. Profesyonel budama testeresinin bıçakları zikzak değil düz kesilmiştir. Lazer teknolojisiyle gövde içine açılan pürüzsüz kesme bıçakları, içten boşaltma yöntemiyle çalışarak talaş birikimini engeller. Dıştan düz olarak kesilmiş kesme bıçakları, kesme çizgisinde pürüzsüz bir cephe bırakır. Özellikle zeytin, elma, armut gibi ağaçlarda kesme işlemi sonrasında kalan pürüzler, çürümeye yol açar ve mantarlaşma olur. Fiskars profesyonel budama testeresi, en iyi kesimi yaptığı için arkasında hiçbir sorun bırakmaz. Fiskars profesyonel budama testeresiyle kesilen yüzeyler, çürümeye karşı macun kullanımına gerek duymaz. Kemer tutacağı sayesinde, kullanmak istediğinizde kolayca çıkarabilir ve işiniz bittiğinde ise rahatlıkla takabilirsiniz. Fiskars budama seti ürünleri 2 yıl garanti kapsamındadır. Fiskars profesyonel budama seti, amatör ve profesyonel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen eşsiz bir settir. Sadece Etkin Pazarlama'da bulacağınız bu set, sadece 99 liraya sizin olabilir. Türkiye'nin her yerinden bir telefonla ulaşabilirsiniz. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi hemen arayın. Bülbül ağa. Hürrem için yaptırdığım yüzüğü bulamıyorum. Sen gördün mü? Onlar kaybeder, siz bulursunuz. Defara gelin, karada ve su altında kullanım imkanı sunan MyNet GTX 3030 define dedektörüyle tanışın. 3 farklı arama başlığıyla farklı zeminlerde mükemmel sonuçlar alın. Depar, hayatınızı değiştirir. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Çiftçi TV'den herkese Sultan Pazarı'ndan merhabalar. Bu hafta Burdur'dan sesleneceğiz. Özellikle süt sığırcılığının önemli merkezlerinden bir tanesi Burdur biliyorsunuz ki. Evet, içeride hayvan fiyatları, güncel hayvan fiyatları ne durumda hep birlikte takip edelim. Gökte de yıldız, ellidir. Ve
demek ki hiç uzatmaya gerek yok. Abi değil bak, hiç uzatmaya gerek yok. 46 liradan alabilin. 4 lira ha. Yok. Hayırlı olsun. İnan değil. Hadi kardeşim. Bunun bitiri 45 lira. İki taraflar. İyi, hayırlı olsun oğlum. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu kısmında artık sizlerden gelen telefon bağlantılarına da cevap vereceğiz. Üreticilerimiz sosyal medya hesabımızdan sorularını sormaya başlamışlar ki bir üreticimiz ısrarla 2-3 kere sormuş. Hemen onun sorusuna bir cevap verelim istiyorum. Aynı zamanda da Facebook'tan aldığımız ilk soru olarak da kendisini tebrik edelim. İlk soru olduğu için hemen onun sorusuna bir cevap verelim istiyorum. Mübarek Coşkun arkadaşımız yazmış. İyi yayınlar. Ben Mardin'de ceviz bahçesi kuracağım inşallah. Ama hangi cins ağaç yapacağım bilmiyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Şimdi böyle üreticilere ben bahçe kurmalarını tavsiye etmiyorum. Daha çünkü araştırmanın çok başındalar. Ve ceviz gibi karmaşık bir sektörün içine girip de ben bundan bahçe kuracağım diyen üreticiye üzülüyorum. Çünkü zaten sektörde karışıklık var fidanın kalitesiyle, ismine doğrulukla ilgili. Evet. Ve daha cinsini belirleyemeyen bir üretici zaten yanlış anlamaz arkadaşımız da, kendisine yardımcı olmak istiyoruz mübarek kardeşimize de, ona öyle söyleyelim. Eğer bu kadar bilgisi yoksa beklesin, bir sonraki sene kursun. Daha cinsi belirleyememek demek, dikim aralığını belirleyemez bu üreticimiz, bununla ilgili bahçe sahibi olması lazım. Arkasından tozlayıcısı, arkasından çeşidi, arkasından dikim teknikleri, birçok bilgiden mahrum gibi görüyorum şimdiden. Evet haklısınız. Şimdi tabii birdenbire yani bir şeyin televizyonda çok konuşulduğu olmadı. Dönemlerde herkes ona hücum ederler. Zaten bizim en büyük eksikliğimiz odur bahçe kurmalar. Şimdi diyelim ki bir çeşit üzerinde. Farz edelim ki bir şeftaliyi ele alalım. Bir şeftali üzerinde o yıl çok iyi para etti. Her yıl herkes ona hücum eder. Evet. Ama herkes de dikince piyasa tamamen düşüyor. Şimdi bu çok önemlidir. Şimdi cevize çok büyük talep var. Gerçekten de çok büyük var. Talep var. Bu Türkiye'nin de en büyük eksiğidir. Yani Türkiye dünya, şu anda yani Anadolu asıl cevizin doğuş yeridir. Türkiye dünyada birinci olması gereken şu anda üçüncü sıralardayız. Yani Çin'den, Amerika'dan, Şili'den sonra üçüncü sıraya gerilemiş durumdayız. Şu anda da dikim de çok şey. Tabii bir kere her şeyden önce rakımdır. Ne kadar olduğunu, hangi tür cevizin oraya gideceğini, toprak analizini yaptırıp ondan sonra karar verilmesi lazım. Yerinin hazırlanması lazım. Ondan sonra fidanını temin edip öyle dikime girilmesi lazım. Hani birdenbire benim yerim ben var. Ben istedim mi yapacağım olmak olmak. Evet aynen yani öyle. Yani şu an biz bugün her meyve çeşidi için konuşacağız sizlerle ama ben biliyorum zaten ekrandan üreticiler beni ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili biliyor. Sorular genelde ceviz yetiştiriciliği üzerinden gelecek az önce de olduğu gibi ama sizlerin yaşamış olduğu haklı kaygıyı ben daha fazla yaşıyorum. Evet doğru haklısınız. Neden diye soracaksınız, üreticilerimiz tamam. Ceviz yetiştiriciliği rentable bir durumda mı şu son zamanlarda? Evet öyle bir durumda. Yani şu an kilosunun 20 lirada satıldığı hangi meyve türü var ki? Hiçbir meyve türü. Ve iyi bir şekilde dönümüne 700 bakıldığı zaman 600-700 kilo verim alınabiliyor. Bir dönümden verime gelmiş bahçede 10 bin lira para kazanılan hiçbir meyve yok. Üreticiler bu mantıkla düşünüyor. Ve bir de raf ömrü uzun olduğu için düşünüyor. Yani ve birçoğu bu mantıkla yöneliyor ve çok yanlış yapıyor. Ben bunu üzülüyorum. Evet. Baktığım zaman sadece maddiyat düşünülerek bahçe kuruluyor. Ne arkası düşünülüyor, ne ardı düşünülüyor ki. İnanır mısınız son zamanlarda bir ceviz fidanının fiyatı 20-25 liralara çıktı. Evet. Yani korkunç fiyatlar bunlar. Bir fidanın hak ettiği değer en fazla 8. Hani böyle torna gibi bir şey istiyorsan 9-10 liradır. Siz de bilirsiniz. Evet. Ama öyle bir talep var ki fiyatlar bunlara çıktı. Ve üreticiler de bundan şikayet etmeye başladı. Birçok kişi fidanını söküp satmıyor ceviz fidancılarının. Biraz daha değer kazansın diye borsa gibi bekletiyorlar. Ve üreticiler de bu durumdan şikayet ediyorlar. Çünkü bilen bilmeyen, duyan duymayan herkes ceviz ekmeye kalkıyor. Bu da ister istemez bu fiyatları etkiliyor. Sinan Bey şimdi şu anda hakikaten dediğiniz gibi ceviz revaçta olduğu için burada art niyetli ve kötü niyetli insanlar hemen devreye giriyorlar. Her şeyde girdikleri gibi. Şimdi burada
çeşide uygun, çeşidin adına uygun fidanı temin edip tespit etmek çok çok önemli şeydir. Şimdi herenkeme tabir ettiğimiz bu yıl içerisinde ceviz, yani balaban ceviz dediğimiz ceviz, üzerine aşı yapılan sert ceviz çıkıyor. Aşı yapıyor, tutmuyor. Onu kesiyor. Kesince alttaki çıkan uyuyan sürgün. Göz sürgün yapıyor. O sürgün üzerinde sanki aşılıymış gibi çok çok iyi bu işi bilen insan ancak anlar. Aynen. Başkalarının anlama şansı yok. Şimdi bu tür şeylerin de satılma şansı yüksektir. Dediğiniz gibi 20-25 lira ne demek ya? Yani çok büyük bir para. Artı şimdi insan diyor ki ben parama da acımıyorum. Zamanımı acıyorum. Tarlama tabii, dikiyorum, tabii. Bir sürü zahmet ediyorum. Ve bu zamanın işi, kaybı oluyor. Yani ben söylüyorum yani böyle eğitim programlarım da var bir sürü YouTube'da yüklü. Üreticiler yorum da yapıyor. Yılda 4 milyon ceviz fidanı üretiyoruz biz sözde. İnanın etrafa baktığım zaman ben bakıyorum %10'u 20'si adam akıllı bahçe olacak bunların. İsmine doğru ve kaliteli bir şekilde sürmüş bir bahçe şeklinde. Ki bunun yarısından çoğunu sahte fidan çürütüyor zaten. Yanlış fidanlar. Bu konulara da değineceğim. Seyircilerimizin telefonla soruları da başladı. Biraz da onların sorularını alalım. Alarak devam edelim. Alo. 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 Buyurun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Hamdi Bey. Ben Çorumlu'dan Hanım. Buyurun. Bu ceviz fidanlarını kışın soğuk vurmaması için nasıl bir önlem alabiliriz acaba? Ne yapmamız gerekir? Siz Çorum'a mı diktiniz? Evet, Çorum Uğurdağ'ına. Rakım kaça diktiniz? Efendim? Rakım kaçtı diktiğiniz yerde? 800 civarında. Peki kar yağdığı zaman kalıyor mu çok fazla? Vallahi bu son 2 yıldır soğuk buluyor. Bizim bu bölgede bayağı bir soğuk oldu son 2 yılda. Yok, kar yağdığı zaman ne kadar kalıyor sizin orada, yani bölgede? 2 ay, 3 ay kalıyor mu, onu soracağım ben. Yok, fazla kalmıyor. Hangi çeşidi ektiniz? Çetlenen oğuzlar. Tamam. Şimdi bununla ilgili ben detaylı cevap vereceğim. Son olarak şunu da sorayım. Ne zaman kurdunuz bahçeyi? Bahçeyi bu yazın aşı yaptırdım. 3000 tane yaklaşık. 3000 tane aşı yaptırdınız. Kaç yaşındaydı bahçe? 2 yaşında. Tamam. Niye aşı yaptırdınız? Fidanlar mı yanlış çıktı? Kalemleri. Yok efendim, bu çekirdekten dikme bizimki. Ha, siz kendiniz aşıladınız. Tamam, tamam. Yok, ben kendim de değil. Ben aşıyla uzman olan kişiler aşı yaptırdım. Göz aşı mı yaptılar, kalem aşı mı? Göz. Göz aşı yaptılar. Tamam. Hemen bununla ilgili detaylı açıklamaları yapacağım. O göz aşılar büyük ihtimal tutmayacak ama daha yeni yaptırdınız. Temmuz'da mı yaptırdınız? Yok, işte baharın yaptırdık şeyde, 6. ayda. Tamam, tamam. Azrail'de çok da erken yani. Çok da erken yaptırmışsınız. Bununla ilgili ben size yine detaylı bilgiler vereceğim. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Bir de bundan sonraki o önceki küçük olan aşıları yaptırmadık. Baharın galiba aşısı yaptıracağız. Onları da yapmamız gerekir acaba? Tamam. Bununla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Anladığım kadarıyla Hamdi Bey, siz biraz fidan üretmek istiyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Bununla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Sağ olun. İlginiz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bilgiler için. Rica ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi Hamdi Bey anladığım kadarıyla fidan üretmek için böyle bir yöntem denemiş ama ben kendisine şimdiden üzücü bir haber olarak söyleyeyim. O gözlerin hiçbiri tutmayacak. Şimdi cevizin bilhassa aşı dönemleri yani Ağustos'tan önce olmaz. Olmaz. Mümkün değil. Kaynamaz. Kaynamaz, evet. Aynen öyle. Kaynasa da yani sağlıklı donun olmaz. Yani. Çünkü daha pişkinleşmemiş. Haziran ayı içerisinde bir meyve sürgününün pişkinleşmesi çok zor bir olay. Zaten aşıya başlama dönemi Temmuz 15'inden sonra genelde başlanır. Bu Haziran'da başlamış. Yani bir ay erken başlamış. Çok erken. Sonra. Şimdi hal böyleyken şimdi bir kere göz tamamen oluşmamıştır. Kaynasa bile oradan sürme şansı yoktur. Yok. Daha yeşil aksanlı pişkin olması lazım. Kalemin de pişkin tabii. olması lazım. Anacın da pişkin olması lazım. Şimdi göz aşısını bilezik olarak yapılması gerekir. Bir de çıkardığınız anaçtan
O gözü bilezik olarak hı hı. çıkarıp atıyorsunuz. Onun yerine kalemden aldığınız bileği takıyorsunuz. Oradaki gözün çıkıntılarının tam oturması lazım. Anaca aldığınız kalemin tamamen oturması lazım. Şimdi bandırmada tabii bir de arkada bir kibrit çöpü kadar bir boşluk bırakıyorlar. Niye bırakıyorlar bunu? Çünkü cevizde öz su. Jongles derler. Evet. Olduğu gibi kambiyum tabakasını çürütüyor. Çürütünce de tabii kambiyum tabakası kaynamadığı için tutma şansı çok zayıf oluyor. Biz bu mesela Bursa'da ilk cevizin geçmişte ben size anlatmıştım. Buradan yine rahmetle yad edelim Gültekin Çelebioğlu'nu. Türkiye'de cevizi başlatan şahıstır. Yardımcısı da bendim yani rahmetlinin. Türkiye'de çok yerlere gittik. Bu işi geliştirmek için, bu işi tam oturtturmak için. Biz o zaman rahmetliyle 400 tane aşı yaptık. Bursa'da hedefimiz 4 Ağustos'tu. 4 Ağustos'ta 400 aşıdan 25 tane tuttu. Yani çok düşük. %6 evet, başarı oranı. Yani çok düşük. Oysa mesela bu yine iklimle ilgilidir. Yani evet. Şimdi kendisi de yapmış göz aşıyı. Evet. Muhakkak tutmayacak. İlerleyen zamanda kendisi kalem aşıyla onları tekrar değerlendirmek isteyecek ama Hamdi Bey kendisi aramış. Ben kendisine bir nebze de olsun bir eleştiri yapacağım ama lütfen bunu kendisi de yanlış anlamasın kimse. Hani böyle fidan üretmek işine girmiş. Hani yapamayacak, başaramayacak. Kendisi de görecek bunu. Ama herkes son zamanlarda cevizde bir rövanş söz konusu olduğu için fidan üretimine giriyor. Ve yanlış yapıyor. Yani 3000-5000 tane fidan üretmekle kimse zengin olmaz ama o fidanların gideceği bahçelerde gelişim olmaz. Ben üzülüyorum bunlara. Yani her eli tutan çöğürü dikiyor, tohumu dikiyor. Aşılayarak bunları afaki rakamlara satmayı planlıyorlar. Kendisi bu söylediğimi yanlış anlamazdır eminim. O Erdem'i gördüm ben telefonda konuşurken. Ben derim ki yapmasın. Çünkü profesyonel bir iş. Basit bir iş değil fidan evet. yetiştirmek. Bunu dikerken verdiğiniz gübre dahi fidenin 5 yıl sonraki kök yapısını etkiliyor. Kesinlikle evet. Böyle ezbere yapılacak işler değil. Ve maalesef birçok üretici bunu deniyor. Köyünde bulmuş bir yerlere dikmiş 10 dönüm 15 dönüm yere 50 bin tane tohum. Ben fidan üreteceğim diyor. Allah yardımcısı olsun bizim milletimizin diyorum. Ben ciddi söylüyorum. Bu sektörün içinde orijinal fidan bulmak zor oluyor her geçen gün. Tabii şimdi burada samimi olmak. Samimi konuşmak istiyorum ben. Yani insanlara üstün körü bilgiler de vermek evet. istemiyorum. Bir de tabii bu işi samimi olarak, vicdani olarak yani yapanlara saygı duymak lazım. Ben çok saygı duyuyorum. Çeşidine uygun olarak bu budur diyebiliyor. Yani satıp ben bu yıl için para kazanacağım gerisi ne olursa olsun düşünen insanlar tehlikeli. Bizim burada anlatmak istediğimiz olay da odur. Yani çeşide uygun, samimi bu işi yapan güvenilir insanlardan almak lazım. Kesinlikle. Yani şimdi adam soyunuyor tamam para yapıyor. Herkes hücum ediyor. Biz de bu işin içerisinde ama cesaret edip yapamıyoruz. Ben Allah'a ne yalan söyleyeyim. Yani. Bursa'da yaptık aşılarını tutmanı. Tutmuyor siz de biliyorsunuz. Evet. Hani biz de gittik tutan yerlerde yaptık aşılarını üretimine vesairesine girdik. Ama ben tebrik ediyorum millet de çok güzel cesaret var. Hamdi Bey'e ben yine yardımcı olacağım. Görevim sorusuna cevap verebilmekte. Soğuktan korumak için aşılara herhangi bir müdahale yapmanız mümkün değil. Biri size yok şu ürünü kullanırsanız soğuktan korur bunu korur falan derse zaten hiç inanmayın öyle şeylere. Sizin gözleriniz çünkü orada poşeti alsanız dahi sıcak tutmaz. O bir kere yağmur yediği zaman soğukla beraber toprak da donar, göz de donar. Soğuğa karşı göz aşılarda bir çözüm yok. Kalem aşı olsaydı poşetlerin içine alıp koruyabilirdiniz. Hamdi Bey'in sorusundan sonra bir diğer üreticimizin sorusuna geçiyorum. Alo. Buyurun Hasan Bey. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? İyi akşamlar Hasan Bey amcam. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İsmail hocama da selamlar. Aleykümselam. Teşekkür ederim Hasan hocam. Sağ ol. Allah Hasan razı olsun. Hasan Bey amcamı tanıyorsunuzdur. Bizim Hekimhan'da Hekimhan temsilciliğimiz. Ceviz hocam, konusunda. Kendisi yaşına rağmen gerçekten güzel bilgi sahibi olmuş ve bu işe gönül vermiş. İyi bahçeler samimi kuruyor. Samimi insanlar bu insanlar. Çok samimi. Evet. Gerçekten çok samimi. Allah razı olsun.
bölgesi içinde bayağı çalışma yapıyor. Hani 3 yıldır tanışıklığımız var bizim, böyle televizyon vasıtasıyla tanıştık. Zaten böyle haftada bir iki kesin konuşuruz. Bilgi sahibi oluyor, ondan sonra bahçesini kuruyor. Böyle üreticiye evet, can evet. feda. Seni de bir kere daha tebrik etmek istiyorum Hasan Bey amcam. Sağ ol hocam. Şu hocam vallahi şu anda kar yağıyor hocam. Hekim ana kar düştü mü? Bizim köyümüzde Sivas iklimi aynen kar düştü. Doğru. Hocam. Hadi vallahi gözünüz mü aydın, geçmiş olsun mu ne diyeyim bilemedim ama. Hocam ne geçmiş olsun de hocam, zaten daha bir cevizleri dikemedik, bir şey demedik. Doğru. Şimdi ne yapacağım, her şey hazırlığı yaptım. İsmail Bey'in çok güzel bir lafı var. Kaliteli bir ceviz fidanı eksi kaça kadar dayanır İsmail Bey? Kaliteli bir meyve fidanı eksi kaça kadar dayanır? Eksi 27'ye kadar dayanır. Bakın duydunuz mu Hasan Bey? Hocam hayır, zaten ben onu düşündüm. Ben bileyim onları, o konuda bilgim var da. Dikim yapmak zorlaşır diyorsun sen sanırım. Çalışması çamurdan düşündüm. Yok yok. Senin, tabii senin dikeceğin 40-50 fidan diye biliyorum ya. Ondan dolayı sana o kadar problem olmaz. 40-50 dönüm dikecek olanlar düşünsün. Onlardan Mart'a düşünsün artık. Vallahi hocam şu anda bizim burada çığır. Çığır. Sizin çığır tabi ettiğimiz. Evet. 12 liraya satılıyor. Eyvah, ya Hasan eyvah, amcam eyvah, sen eyvah, ne diyorsun eyvah. Ya? Günahım var hocam bak. Ya Allah biliyorum yani, sadece çöre o fiyatları satıyor. Ben bu satıyorum. Çemberi kıramadım hocam burada. Şimdi bizim de zaten Hasan amcam uğraş verdiğimiz olay odur. Bu çemberi, bu şeyi kırmak gerekir. Kıramadım hocam, kırılmıyor. Şimdi evet yani bu çöğür tabir ettiğimiz, balaban ceviz dediğimiz, yani sert ceviz dediğimizden çıkan cevizleri de biraz önce anlattığım gibi açının son noktasında bulunan gözü kesiyorlar, oradan yeniden sürdüler, bunu aşılı diye satabiliyorlar. Böyle bir vicdansız bir hocam cahare. Bunlar aşılı da demiyor, aşısız ceviz diyor. Kendisi çöğür sattığını da söylüyor yani. He. Ben evet, çöğür evet, satıyorum diyor 12 lira. Her şey çiftçi de diyor ki tamam çöğür de olsa ben ekeceğim. Ya çöğürü neye ekiyorsun? Hekiman cevizi diyor, ben bu cevizi ekeceğim diyor. Ya Hasan amcam vallahi bizi güldürdün, arayıp programı neşelendirdin ama aslında öyle. İçim kan ağlıyor yani. Hocam ben her gün futturuyorum ben burada. Vallahi olsun, sen de kendini yorma, kendini çok yoruyor, ben onu üzülüyorum. Hani bölgede bir şeyler olsun diye ama geçen evet, sene... Hocam amacım bu, hocam amacım bu, ben yoksa ne işim var ya. Yaşım 70 olmuş, bundan sonra ben ne yapacağım hocam? İnşallah, inşallah da anlamayana da bir şeyler anlatmak çok zor be Hasan amcam, sen de kendini yorma. Anlayacaklar hocam, bizim görevimiz anlatmak. Doğru, ölünceye gerisine de karışmamak. Kesinlikle artık gerisine de karışmamak ama ben inanıyorum ki o bölgede bir senin bahçen ayakta kalacak, ciddi söylüyorum. Çünkü geziyoruz Türkiye'yi yani, her gün farklı yerdeyiz, insanlarla iç içeyiz. Bir de hocam bu görüyorum fidanlardan sonuçları. Kalın ince fidan dediniz ya. Evet. Ben şunu gördüm, baş parmağım gibi olan kalınlıktaki olan fidanlar bak geçen sene 130-140 santim sürgün attı. Tamam. Fakat ince serçe parmağın gibi olanlar 35-40 santimde kaldı. Şimdi Hasan Bey amcam, istisnalar kaideyi bozmaz. Bu birincisi. Bir diğeri... Ama 400 ağacın 400'de değer olur mu hocam? Bir diğerini de değerlendirecek olursak bu konuda sana ne diyebilirim biliyor musun? Üretim metoduyla ilgili bazı yanlışlıklar var. Şimdi az önce bir üreticimizi Hamdi Bey'e eleştirdik. Haziranda aşı yapıyor bazı üreticiler. Tutuyor sıcak bölgelerde, tutuyor. Haziranda yapan aşıları. O aşı Eylül'e geldiği zaman sürgün atıyor İsmail Bey. Aşı evet. Sürgün oluyor. Ve ilk seneden aşılı ve fidan diye satıyorlar yani. Daha bir yaşında bile değil yani. Düşünün, o erken yapıldığı için aşı kaynıyor. Ve sürgün dahi atıyor o sene. Normalde durgun göz aşısında bunun söylenmesi zaten budur. Durgun demelerinin sebebi ilk sene aşıyı yaptığın zaman duracak o aşı, bir sonraki sene patlayacak. Evet. Zamanında yaparsan. Eğer erken yaparsan patlıyor, sürgün atıyor 20-30 santim ve incecik oluyor onlar. Onları da 3 yaşındaymış gibi satıyorlar. O zaman gelişim farklılığı oluyor. Bunu da üreticiler ilk defa duyuyordur. Ama sizler de görmüşsünüzdür, bu aşı yöntemiyle üretilen fidanlar da var. Size onlardan denk gelmiştir Hasan Bey amcam. Tamam hocam. Tamam, yani ondan yana için rahat olsun. Sen bizim bölgede kazandığımız yegane çiftçilerdensin. Senin çalışmalarını da ilerleyen zamanlarda duyuracağız ekranlardan. Var mı bir isteğin Hasan Bey amcam?
Hocam hayırlı akşamlar. Allah İyi akşamlar. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Hadi hocam. Evet, sağ olun. Hasan Bey amcam gerçekten çok ayrı bir üreticimiz. Kendisinin şimdi sorusunu da yorumlayacağım ama yönetmenim uyarıyor. Bir reklam aramız yaklaşmış. Tamam. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyor musunuz? Alparslan'dan Türk tarımında yenilik. Dev markadan dev ürün. Tecrübeli yardımcınız Alparslan, ön yükleyiciyle tüm işlerinizi yükseğe, hızlı ve tek elle yükleyin. Alparslan. Elektrik enerjisiyle çalışıyor sadece. Dört teknolojiyi elektrikle üretiyor. Ozon, negatif iyon, manyetik alan ve ultrasonik ses teknolojisi. Dört teknolojiyle farenin, haşerenin, akrebin, yılanın, çıyanın, örümceğin, böceğin ne varsa evin içerisinde artık bulunmasına imkan kalmıyor. Kapıda nakit veya kredi kartı ödeme yapılabiliyor. Falcon içeri, haşereler dışarı. Havalar soğudu. Kışlık odunlarınızı hazırlayacaksınız. Testereniz var. Peki ya zincir? Kısa sürede körelen ve kopan zincirleri unutun. Üstün Amerikan teknolojisi Johnson artık Türkiye'de. Dünya markası Johnson zincirleri lazer teknolojisiyle üretilmiş samuray kılıcı kadar keskin dişlere sahip. Dayanıklılığıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Zincirleri kırdık. Türkiye'ye özel fiyatıyla testere kullanıcılarının beklediği marka Amerikan Johnson kalite ve performansıyla yanınızda. Hangi marka ya da model testereniz olursa olsun, zinciriniz Johnson olsun. Amerikan Johnson. Alırsın, yarı yolda kalmazsın. Hayvancılık yapıyorum. 20-25 yıldır daha evvel koyunculuk yapıyordum. Erişemi kullanıyorum. Erişemi ben silajdan yediriyorum. Uzak atma olayı olmuyor. Bir sürü uzaklarımız var. Her akşam ineklerim hastalaşıyordu. Şimdi olmuyor öyle erişemi kullanmaya başlayınca. Valla ilk önce hayvanı bir kere tüyü parlıyor. Hayvan neşeli oluyor. Hayvanlarda mastit olayı olmuyor. Zamanında doğruluğu. Her yıl bızak alıyorum. Bızaklarım iyi gelişiyor. İyi de para kazandırıyor. Mükemmel de süt alıyorum. Erişten memnunum. Bir motorlu testereden ne istersiniz? Aslan gibi güçlü, timsah gibi sağlam dişleri, çita gibi hızlı, boğa gibi dayanıklı olmasını. İşte aradığınız tüm özellikler bu makinede. Yeni nesil testere Hyundai Tekno 700 motorlu testere. Yeni model, yeni teknoloji, yeni testere. Etkin pazarlama sadece kendi müşterileri için Hyundai mühendislerine tasarlattığı ve satış haklarını aldığı yeni nesil testere Hyundai Tekno 700 ile karşınızda. Tarım ve hayvancılığın telemarketi Etkin Pazarlama, dünyanın ilk ve tek dijital göstergeli, dünyanın en önemli markalarından biri olan Hyundai, sizin için özel olarak geliştirdiği dijital göstergeli Hyundai Tekno 700 motorlu testere ile teknolojiyi, gücü, hızı, kaliteyi, kolaylığı ve performansı bir araya getirdi. 2015 model yeni tasarımı ve teknolojisiyle Hyundai Tekno 700 motorlu testere dijital göstergesi sayesinde motor devrini çok rahat görebilirsiniz. Dijital göstergeyle motorunuzun performansından ve gücünden emin olabilirsiniz. Bu sayede testerenizi devirli kullanarak motoru yormayacak ve daha uzun yıllar kullanmanızı sağlayacaktır. Güçlü ve sağlam bir testereyle kesimlerinizde adeta şov yapacaksınız. Hyundai Tekno 700 motorlu testere kalitelidir. En sağlam ve kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Hyundai Tekno 700 motorlu testere Etkin Pazarlama müşterileri için özel tasarlanmıştır. Bu muhteşem yeni nesil testerenin fiyatı kim bilir kaç liradır diyeceksiniz. Şimdi hazır olun. Fiyatını duyunca çok ama çok şaşıracaksınız. Dünyanın ilk ve tek dijital göstergeli motorlu testeresi Hyundai Tekno motorlu testere 449 lira. Üstelik kredi kartlarına taksit imkanıyla. Bu tanıtım kampanyasını sakın kaçırmayın.
Kraliçem, İmparator Sezar'ın hediyesi. Lütfen kabul edin. Ama bu boş. Onlar kaybeder, siz bulursunuz. Deparagel'in her bütçeye ve yaşa uygun portatif hobi dedektörü MindLab GoFind 60 ile tanışın. Hafta sonları ailenizle keşif gezilerine çıkmanın keyfini yaşayın. Depar, hayatınızı değiştirir. Alparslan'dan Türk tarımında yenilik. Yine farklı tasarım. Sıra arası ölçüde hidrolik kayar şase. Alparslan. Veteriner hekim Ömer Şükrü Coşar'ın sunduğu Seher Keçeci'nin konuk olduğu Bir Bilene Sorun, Perşembe günü saat 21'de Çiftçi TV'de. Bu hafta Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale iline bağlı Yaşyağan ilçesindeyiz. Yine yanımda çok değerli bir konuğum var. İşletme sahibi Aydın Özdemir'le birlikteyiz. Salma tavukçuluğu konuşacağız. Burada gördüğünüz üzere brownlar var. Hem Nick Brown'lar hem Longman Brown'lar var. İlk düşüncemiz ilk etapta 3000'den başlayalım dedik. Ama tavuk satan firmalarla gayet iyi niyetli arkadaşlar. Abi 1000'den bir deneyin. Ondan sonra büyütürsünüz falan dediler. 1000 tavukla başladık. Sonradan biraz ölümler falan oldu işte. Acemilikle yığılmalar. Ödemiş'ten Bademli'den merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Fidancılıkta, meyvecilikte kullanılan anaçları sizlere anlatmaya çalışacağız. Birinci nedeni bu virüslerden ari olarak anaçlar ya da fidanlar üretebilmek için bunlara geçtik. Şıngırda, şıngır, 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 şıngırda. Dardır geçilmez aman aman, soğuktur sular. Şıngır da şıngır şıngır Evet değerli izleyicilerimiz, programımızın 3. kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiftçi TV ve Çiftçi Radyo ortak yayınıyla beraber sunduğumuz Çiftçinin Sesi devam ediyor. En son Hasan Özdemir, Hasan Bey amcamız Malatya Hekiman'dan aramıştı. Onun sorusunu tartışıyorduk. Biraz daha tartışalım istiyorum. Sırada sorularımız var, onları da alacağım. Kendisinin fidanlarla ilgili bir sorusu olmuştu ve bölgedeki sıkıntılarla ilgili. Ve ben ciddi şekilde şunu söylemek istiyorum, dile getirmek istiyorum. Birçok üreticimiz bu sıkıntıyı çekecek biraz daha. Çünkü ülkemizde biraz kaliteyle ilgili problemler var. Tabii ki son zamanlarda özellikle ceviz fidanı kalitesiyle ilgili. Bunlarla ilgili ben de bir hassa takip ediyorum, başında duruyorum. Daha çok üreticilerin ellerine nasıl fidanlar geçiyor? Bu fidanlar adam olacak mı? Bahçede tutacak mı? İstenilen, hesaplanılan planlara, programlara uyacak mı? Bunların %10'unun, %20'sinin en fazla tutacağını görüyorum. Beni üzüyor. En başta da demiş olduğumuz gibi yoğun talepten dolayı üretimdeki kusurlardan kaynaklanıyor. Hala yaşanacak bunlar. Kaliteli fidan bulmakla ilgili büyük sorunlar var. Ama şunu söyleyebilirim ki üreticimiz gerekirse bu sene bahçesini kurmasın, bir sene daha beklesin, araştırsın. Araştırmak gerçekten çok iyi bir şeydir yeni bir bahçe için. Çünkü dünyanın sermayesi harcanıyor. Üreticiler bir umut, bir emek sarf ediyor ve bunların da boşa çıkması için gerekiyorsa eğer bir sene beklesinler ki boşa çıkmasın bu emekleri, araştırıp kaliteye ulaşsınlar istiyorum. Evet, şimdi Sinan Bey, araştırmakta çok büyük fayda vardır. Şimdi bu bir sefer kuruluyor. Evet. Bir sefer kurulduğu zaman en azından sen 3 sene bekleyeceksin. Aynı yıl içerisinde meyve yapanlar da oluyor bu aşırı fidanlar içerisinde. Şimdi meyve, fidan küçük olduğu için aslında uygun olarak da göstermeyebilir yani meyvesinin kendi özelliklerini. Çünkü nedir? Kabuğu ince olacak, içi beyaz olacak. Hemen bastığın zaman hemen kırılacak. Olgunluk dönemi diyelim Ağustos'un ilk haftasında olacak veya
Ağustos'un sonuna doğru olacak. Bunlar çok önemli şeylerdir. Şimdi bu çeşide uygun olması için, şimdi 3 sene beklediğinizi farz edin. 3 sene siz fidanı aldınız, çukurunu açtınız, ilacını yaptınız. Efendim, dünyanın masrafı. Yok, masraf ettiniz. Şimdi yapan da diyor ki masraftan kaçınmıyorum. Ben aldatılmayayım ya. Ya bu aslında uygun olsun. Çok önemli şeydir ya. Yani bunlar anlatmak bile insana zul veriyor ya. Yani gerçekten yani ben çok etkileniyorum. Şimdi iş böyleyken çeşidine uygun olmadığı sürece. Şimdi yapıyorlar. Fidanı buradan sarıyor. Bursa'dan diyelim ki sarıyor fidanı. Ta düşüyor Mersin'den, Iğdır'dan çıkıyor. Iğdır'daki vatandaşlar ne zaman gidiyor? Mart, Nisan ayı içerisinde. Zaten burada Nisan ayında olay bitiyor, Mart'ta bitiyor. Fidan uyandığı zaman, gözler uyandığı zaman olay bitmiştir. Siz daha dikerken gözlere eliniz dokunduğu zaman düşecek. Evet. Ha orada uyuyan gözler var, onlar çıkacak ama zayıf çıkacak, sağlıklı çıkmayacak. Aslında uygun olmayacak. Şimdi bunlar önemli şeylerdir. Şimdi Iğdır'da alan vatandaş geçmişte çok kirlilik yaşadığıdır. Yani Kayısı aslında Iğdır, Malatya, Kayısı, Erzincan, Kayısı denince bunlar akla geliyor. Malatya ekim anında da tabii ki Malatya'nın iklimine göre muazzam ceviz olur. Hı. Şimdi zaten onların en büyük yaptıkları işlerden bir tanesi yani cevizdir, duttur, bu şey, kayısıdır, bunların kurutulması. Onların sayesinde biz de onları yiyip besleniyoruz yani bir şekilde tabi olarak. Şimdi bunlar önemli şeylerdir. Ha burada Tarım Bakanlığı'yla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Tabii kontroller çok sıkı yapılması lazım. Tarım ilçe müdürlüklerine, tarım il müdürlüklerine bu yetkiyi vermişler. Fidan geldiği zaman bir elemanını gönderip sertifikalı mı değil mi, aslında uygun fidan yetiştirilmediğini, nereden yüklendiğini geldiğini, kökler hava aldığı zaman da olay bitiyor. Tabii. Yani çünkü uzun yol kat ediyorsunuz. Yani yok soğuk. Ediyor. Evet. Yani şimdi dediğiniz gibi 100 fidandan 20 tane fidan tuttuğu zaman büyük bir kayıptır. Yazık günah şimdi. Adam alıyor 4 tane fidan veya 5 tane fidan veya 200 tane veya 1000 tane bahçe kuruyor. Yani, yani 2 tane kuran içinde yazıktır. 1000 tane kuran içinde yazıktır yani. Yazık kesinlikle. Yani. Ben bunlara çok üzülüyorum ama bunların mücadelesini ben çok verdim. Buradan üreticileri çok uyardım. Sizler de şahitsiniz. Evet, evet şahitim. Doğru ve diyorsunuz. Ve bununla ilgili de her zaman ben çalışmalarıma devam edeceğim. İlerleyen programlarda buraya fidanları da getirmeyi planlıyorum. Gözde görülecek bir şekilde ellerinde örnekler de olsun. Alırken hiç yoktan biraz bilgi sahibi olsunlar diyorum. Ve telefon bağlantılarımız yoğun. Sorularımıza geçiyorum. Alo. Alo. Buyurun Habib Bey. İyi akşamlar Sinan Bey. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben Ardahan ilinin Çıldır ilçesi Gölbelen Köyü Muhtarı Habib Altıntaş. Ha, buyurun Habib Bey. Bizim o taraflardansınız. Bizler de Karslıyız biliyorsunuz. Aynen öyle. Konuğunuz Şah İsmail Bey'le hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Programınızı çok özveriyle izliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Oğlum, biz de burada yani çok bilinçli bir şekilde değil de ceviz ağacı diktik birkaç yıl önce. Olsun. Evet. Meyve ağacı diktik. Tabii ki biz de ilkel olarak yaptık. Şu anda programımızı çok yoğun bir şekilde izliyoruz. Sağ olun. Tabii ki taze bilgiler edindik ne bundan güzel. Dolayı. Ne güzel, ne güzel. Çok sevindim gerçekten Habib Bey. Peki gelişimler i̇şte, nasıl gidiyor? Burada herkes olmaz diyor ama İsmail Bey kardeşi rahmetli Mehmet Bey de vardı da ziraat teknisyeni. 10 yıl önce bize buraya erik ağacı getirdi. Hiç olmaz diyorlar ama elmalar da oldu. Erikler de mükemmel bir şekilde oldu. Ne güzel. Ben şöyle diyorum, bir bahçeye hazırlanırken sonbaharda. Buyurun. Özellikle buralarda yağmurların bol yağdığı zaman bu bahçenin hazırlandığında bizim buralarda bu şu anda meselesi don var. Evet. Bunun bahçeye zararları olur mu? Tamam. Yeni dikilen bir bahçeye. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizler de davet edeceğiz. İnşallah. Buralarda ben şuna inanıyorum. Herkesin bilmediği bir şey ona düşmanıdır. Kesinlikle. Onun için herkes ön yargılı oluyor. Kesinlikle. İşte sizin gibi büyüklerimizden de öğrendiğimiz için taze bilgiler edineceğiz. İnşallah ağaçları burada dikeceğiz. İnşallah. Habib Bey ben sizi tebrik etmek istiyorum. Yenilikçi insanlara dediğim gibi biraz dışarıdan tuhaf bakarlar. Neden bunu yapıyor, neden edemiyor diye ama ben araştırdığımda şunun kanaatine vardım. Kendisi yapamadığı için, yapmaya cesaret edemediği için
Başka kimse de yapsın istemiyor genelde bizim milletimiz ama... Aynen öyle Sinan Bey. Zaten buradaki milletle ben şunu 3 dönemdir muhtarım. Şunu gördüm ki herkes gözünün gördüğüne inanır. Öyle. Öyle kesinlikle. Onun için de öncülük yapmak lazım. Yani artık o adamın birisi gölün kenarında oturmuş. Demişler ne yapıyorsun? Demiş dalgaları sayıyorum. Kaç tane? Yeni gelen bir demiş. Biz de onun için sıfırdan yeniden başlayacağız. Güzel bir örnek oldu. İnşallah oldu, bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız sözlere. Bunların da sözünü veriyorum. İnşallah. Bu arada inşallah. Bekleriz inşallah sizler de buraları. Bizim kendi memleketimize hizmet götürmek de bizleri onurlandırır. Bizim oralar gerçekten aynen, hem bilgiden hem mühendisten mahrum bölgeler. Ancak toprakları, evet, iklimi... Çok değerli olan bölgeler. Yeter ki bunları bir güzel bilgiyle değerlendirelim. Sizler de vesile olacaksınız. Belki oranın ilk bahçesini, en verimli i̇nşallah bahçelerini sizler kuracaksınız. İnşallah, inşallah Sinan Bey. İnşallah Habib Bey'i aradığınız çok için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şahit Mahalle'ye de teşekkür ediyorum. Saygılar bizden siz efendim. İzleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Diliyorum. Soğuk memleketten sıcak insanlara herkesi Allah razı selamlar, olsun, saygılar diyorum. Selamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Bu İyi arada akşamlar. Bir anekdot aktarayım. Habib Bey sizin dayı oğlu mu oldu? Dayımın oğlu. Çok çalışkan bir köy muhtarı. Ne güzel. İş dönemdir. Gerçekten sera yapmış. Tabii bürokrat tarafından da sevilen doğru bir kişiliği var. Serayı yaptıktan sonra benden bazı numuneler istedi. Yani fide. Fide olarak biber, domates, işte buna benzer şeyler. Ben de ya Habib orada olmaz yüksek sıcak. Abi sen gönder dedi. Yani bir deneyeceğim. Hatta yani işte rahmet kardeşim onu şey göndermişti. Elma, erik. Onların olduğunu söylüyordu. Benim de inanasım gelmiyordu. 1950 rakım. Bir ayda görev yaptım ben orada. Yani çok yüksek ve çok soğuk iklimde aşırı derece sert. Sen de biliyorsun. Oraya öğrenmiş yani oluyorsun. Evet. Şimdi öyle olunca domatesleri hatta İstanbul'a yeğenlerime falan göndermişti. Ben de gördüm yani. Hafif hafif kızarmalar başlamıştı. Yani sera içerisinde salatalıkların falan çok iyi olduğunu söyledi. Çok güzel. Yeniliği açık, yeniliği seven, koşup koşturan bir genç. Yani bunun hevesini kırmamak lazım. Yani ben elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum. Şimdi ceviz nasip olursa şey yapmak istiyorum ama yani nasıl olacak? En azından denesin, olmasa olmasın. Bir göreceğim, bakacağım yani. Kesinlikle. Evet. Ben de buradan elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım ki hani burada üreticilerimiz de belki kulağına kaçmamıştır. Bizler de hemşeriyiz. Karsar Dağı'nın Iğdır bölgesindeniz. Çok çok uzun yıllar önce geldik. Güney Marmara'ya yerleştik ama o bölgelerin ciddi derecede bilgilerden mahrum olduğunu görmek beni üzüyor. Evet. Ciddi derecede Iğdır'da iklim o kadar güzel olan yerler var ki hani o mikroklima iklimi olan bazı bölgeler var zaten. Bizim yani Bursa'dan farkı yok iklim olarak. Çok sıcak bölgeleri var. Zeytin ekilen bölgeleri var. Verim alınan yerleri var. Yeniliklere açık yerler. İnşallah Habib Bey gibi böyle üreticilerimiz tanıdıklarımız vesile olur. Bizler de güzel yenilikler taşırız. Evet. Ve o bölgeye belki bir katkı sağlamış oluruz. Yani şimdi hani bize diyorlar burada olmaz falan. Evet. Yani ben de Habib'im mesela öyle şey yaptım ya olmaz gibisin ama oluyormuş demek yani. Yani çeşide yani uygun. Yani bitkinin kendisi oraya adapte olmaya çalışıyor. Yani böyle bir şey olur mu? Evet yani. Öyle durumlar da görünüyor. Evet. Kesinlikle diyelim. Bir diğer telefon bağlantımıza tamam, geçelim. Alo Metin Bey. İyi akşamlar Metin Bey. İyi akşamlar. Siz Çin'de değil miydiniz ya? Efendim? Siz Çin'deydiniz en son sanırım hatırladığım kadarıyla. Yok. Nasılsınız? Yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsmail Hocam'a da iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun İsmail Bey. Nasılsınız şimdi Metin Bey? Şimdi ben zamanınızı almak istemiyorum. Estağfurullah. Ne demek? Hiç acele şimdi etmeyin. Nasılsınız? Bölgede nasıl gidiyor çalışmalar? Valla şu anda çok iyi. Biraz önce Hasan Bey'i dinledim. Malatya'da hafiften bir geçti. Bizim Malatya'nın merkezi 950 rakam. Benim bahçemin bulunduğu yer 1150-1170. Evet. Şimdi şu anda herhangi bir şey burada yok. Hava normal. Daha güzel. Bu akşam veya dün akşam bir eksilere düştü. Yani erken don yeni geldi Malatya'ya. Doğru. Hmm.
Şimdi ben de bir katkıda bulunayım ama. Buyurun. Şimdi ben 2014'ün 30 Mart'ında don olayından sonra bizde malum kayısı. Tabii. Şimdi bizde meşhur bir 15 Nisan şeyi var, donu var. Donu oluyor. Şimdi bu geldiği zaman kesinlikle yakalanıyordu. Ve kayısıların büyük bir kısmı da bu dönemde açıyordu. Bir kısmı kurtuluyordu, bir kısmı da sonra açıyordu. Yani. Fakat Malatya'daki bu büyük barajların dışında göletler yapılınca iklim ılımanlaştı. Yüksek yerler hariç. gibi yerler var. Şimdi buralarda aşağı yukarı 20-25 gün erkene çekti. Erkene çekince erken çiçekleşme ve uyanmalar oldu. Fakat o 15-20 Nisan donu geri gelmedi. Orada kaldı. Şimdi ben de bu don olayı olduktan sonra kafaya taktım. Dedim ki ne yapayım? Gittim Malatya'nın Kayısı Araştırma Merkezi'nin bir seleksiyon bahçesi var. Evet. Ve onun yanına araştırmalarla Chanter uygun görmüşler. Tedro vardı. Onlar yanmamıştı. Dondan etkilenmemişti. Ben de bunu kafaya koydum. Aldım aynı ilk sene. İnanın cevizler de biz bilmiyorduk. O kadar kökten, cesaretten girdim ki kalem kalınlığındaydı. Havuçu da doğru dürüstüydü. Ve kök saçağı da yoktu. Yeni öğreniyorum. Ama hiçbir tanesi şaşmadı. Şimdi o noktaya değineceğim. Metin Bey bu arada o noktaya değinmek istiyorum. Diğer üreticilerimizin de bilgisi olsun sizler için mahsuru yoksa olur mu? Buyurun. Metin Bey geçen sene beni aradı. Dedi hocam böyle böyle ben fidan istiyorum dedim. Hani dedim piyasa çok pahalı dedim Metin Bey. Yani böyle herkesin gözünde böyle 1 metre, 2 metre, 3 metre fidanlar böyle şahane fidanlar diye çıkıyor. Ve çok pahalı dedim. Ya boşuna zahmet etmeyin dedim. Hocam dedi beni yönlendirin. Siz bana fidan gönderin kökü iyi olsun dedi. Tamam mı? O sürgünü o kadar uzun olsa da önemli değil dedi. Ben dedi onu öyle bir besleyeceğim ki dedi. O kendisini şaşıracak dedi. Ben de şaşırdım vallahi. İlk defa böyle bir üreticiyle karşılaştım. Aslında sevindim de. Vesile oldum fidanları aldılar. Yani vesile oldum yine bitki besleme elementlerini de aldı kendisi bu sene. Muazzam gelişme yaptı. Bu arada sizi bu yüzden bir kere tebrik etmek istiyorum Metin Bey. İşin başından da anlatmak istediğimiz olay oldu. Kök sisteminin çok iyi olması lazım. Yani üstün önemli değil. Yani. Bir de baktı. Gerçekten baktı. Tabii, Metin Bey yani böyle aradı. Gerçek humik asidi nereden alırım? Buna nasıl bir uygulama yaparım? Nasıl ne zaman dikim yapmalıyım? Bunların hepsine ciddi özen gösterdiniz. Bizim milletimiz diyor ki ben alayım 2 metre fidanı. Fidanı ekeyim derdim bitti. Gerisini artık kendi halledecekmiş gibi düşünüyor. Sanki gösterişli fidan her şeyden kurtaracakmış gibi. Aslında bize bilgili insan gerek. Yani böyle ölüyü bile diriltir Metin Bey gibi insanlar. Evet. Ölü fidanı bile diriltir. Yeter ki istek olsun, bilgi olsun. Elindeki fidan ne olursa olsun o bilgiyle o muazzam gelişecektir. Evet. Bunun için tekrardan sizi tebrik ediyorum ben Metin Bey. Evet şimdi şöyle bir şey. Yani başta bu olumsuzlukla girmeyelim de. Yani bizim hükümet gibi Ankara'da oturup karar vermenin bir anlamı yok. Yani yerlerine gidip bölgesel olarak bu şeyler. Ben ziraat okumadım. Ben doğma büyüme şeydeydim ama duydum. Bunun arkasında şimdi benim arazi yapım şöyle bir şeydi. İkiye yakın organik gübre var. Kireci çok düşük, tuzsuz, 45 tinle. Yani oradaki tahlillere göre potasyum fazla, çok şey iyi. Yeterli değil. Azot da 0.100 civarında. Evet. pH de 7.5. Doğru. Şimdi ben de bunu aldım. Diktim 1170 metre. Şimdi şuradan ben şunu kafama koydum. Her dinlediğimi yazdım. Şimdi erken don ve geç don. Şimdi geç don 1 Mayıs'tan sonra yanmaya başladı. Kızardı. Çünkü 15 Nisan'dı bizim oranın şeyi. Şimdi erken don bizde henüz şu anda yeni eksilere düşüyor. Bulunduğum bölgeler bir hafta öncedir ve hasat 15 Ekim'de oldu. Ve bu hasatı nereden yaptım? Bunlardan yapmadım. Bunlar çivili aşı yaptım. Bu çivili aşıdan olan meyveler üzerinden söylüyorum. 15,5 gram civarında kaba geldi. İçi 7,5 geldi. Müthiş bir tab bilmedik. Yeni öğreniyoruz. Tozlayıcısı yoktu, az tuttu. Doğru. Şimdi onu da öğrenmiş olduk. Şimdi şu an ne yaptım? Şu anda hayvan gübresi yanmış 4-5 yıllık koydum. Evet. Yanına da solucan gübresi, bol yumurtalı ev yapımı orijinal onu da koydum. Maşallah. Çapa makinesine karıştırdım. Onlar birbirini aşağıda hem büyürler hem çoğalırlar.
Şimdi fidanlarım çok inceydi ve saçakları doğru dürüst yoktu. Havuçu vardı. Doğru. Şimdi bunlar da kurumalar oldu. Onu da öğrendim. Neydi bu? 35 derecenin üstünde sıcak değdi, çürüdü. Evet. Ve tekrar cıva verdi. Ben onları yerimde küçük, o kadar küçük kalem gibi eğildim. Onlara bir göz açtı yaptım ve onlar da tuttu. Onları da yerinde, çünkü bana önemli olan köküydü. Evet. Yeni fidan onun kadar gelişmez. O kökünü yaptığı için o fışkırır gider ve inanın, evet, bu size dedikleri içinde 3,5 metre olan var. Biliyorum. 2 yani. Metre olan var. Bunlara ne verdim artık, onlar da şey de, kayısıyla ilgili de İsmail Bey bir şeyler söyledi de çok güzel tarif etti. Evet, kayısı 210 çeşit araştırma yapılıyor. Ama hepsi hemen hemen aynı dönemde. Üzerinde çalışılmamış, geç açan olmamış. Şimdi benim de nacizane şudur. Eğer orman dediğimiz, hangi orman? Kışın ben bilmem, yeşili olan, hani yağmur vardan mı orman oldu, orman vardan mı yağmur şeyinden. Şimdi bu kışın yağışı çeken tip orman olursa kar yağar. Kar olduğu zaman bu şeyi geciktirir. Ya da oturacaklar 40-50 sene geç açan bir kayısı. Yani Malatya'da kayısı artık oralarda bundan sonra yandı diyorduk. Bundan sonra tutu diyeceğiz. Evet. Ben 1170 metrede bunu yaptım. Bilmiyorum. Bu kimseye örnek olmasın, kesin olmasın ama şöyle açıdan meyve aldım. Kesinlikle. Şimdi bu bir gösterge midir, değil midir bilmiyorum. Göstergedir bu Metin Bey. Yani gerçek bir göstergedir, örnekli bir göstergedir. Hani bu bilgiyi de paylaştığınız için ben size ayrıyetten teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi derecede bizim üreticilerimizde yetiştiricilik şu potansiyelde, ben sadece bahçeyi kurayım, gerisine bakmayayım. Yani siz bana mesajla atıyordunuz, mailde atıyordunuz, bakıyorum. Tarih tarih not alıyorsunuz, gelişimleri takip ediyorsunuz. Ben her şeyden önce bir tarımın gerçekleşmesi için fidana da değil, toprağa da değil, insana bağlı olduğunu biliyorum. Siz bu değerinizi yüksek tuttunuz. Ondan dolayı da veriminizi, sonucunuzu aldınız. Birçok üreticimize de örnek olsun diyorum. Buyurun İsmail Bey, siz bir şey söyleyeceksiniz. Ben Metin Bey'e bir şeyde bulunmak istiyorum. Şimdi çok iyi gözlem yapmış demek ki. Benim de Bursa'daki gözlemim 26 Nisan çok tehlikeli bir gündür. Evet. 26 Nisan'da yarım saat eksinin altına düştüğü zaman yanıyor. Şimdi çiftçi ne yapıyor burada? Bu çiftçi benim için bir laboratuvardır. Evet. Çiftçi çok bizim teşkilatımızdan daha iyi. Evet. Koşup koşturuyor, biliyor, görüyor, şey yapıyor. Evet. Netice... Hatta şöyle yapalım İsmail Bey. Metin Bey, sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok, ben fazla kimsenin zamanını almayayım. Teşekkür ederim bilgileriniz için. Rica ederim. Ne demek Metin Bey, bağlandınız gerçekten. Güzel bir şekilde üreticilerimize örnek oldunuz. Arkadaşlar yani ekranda görüntüyü verecek miyiz mi? Şunu da söyleyeyim. Buyurun. Yani araştırma yapsınlar, 1200'de olmaz demesinler. Yani bugün ben bilmiyorum, bir mühendis değilim, meteoroloji uzmanı da değilim ama benim şu anda bulunduğum bölgenin 1170'i belki karasal iklimin 100'ünden daha sıcak olabilir. Çünkü çevre, yani böyle bir şey yaşıyor. Yazın bir sıkıntı çekmedik yani. Çıktı burada. Yani çektir, oldu. Biliyorum. İlerleyen zamanlarda onların hepsi bize birer denek olacak. Tamam. Yani birçok kişiye göstereceğiz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun İsmail Bey. Şimdi şunu öğreneceğim Metin Bey'e. 15 Nisan'ı bu gözlemiş yani. Evet. Kendine çok bir tespit yapmış. Şimdi bizim çiftçimiz ne yapıyor? Dereceyi asıyor o gün. Laboratuvarcı dinliyor. Bugün eksinin altına düşecek. -5, -3, -7 neyse. Termometreyi koyuyor dışarı. Uyumuyor o gün. O gün için uyumuyor. Hı hı. Geçmişte biz sap saman yaktırıyorduk. Evet. Yani şey önlemek için. Veya işte duman yaptırıyorduk. Kırağı yönlesin diye. Şimdi vatandaş tankerini, 1000 litrelik tankerini su doldurup hazır bekliyor. Evet. -5'in altına düştüğü zaman hemen bahçeye giriyor ve püskürtüyor suyu. Su püskürttüğü zaman bütün olduğu gibi bitkinin üzerine iniyor. O bitki kırağı çözüyor. Güneş vurduğu zaman tehlikeli oluyor. Çürütebiliyor. Kesinlikle. Güneş vurduğu zaman eğer kırağı hızlı bir şekilde bitkinin üzerinde erittiği zaman o zaman zarar veriyor. Meyvelerde ne zaman ne kadar oluyor? Diyelim ki işte leblebiye yakın büyüklükte oluyor. Zaten
2-3 gün sonra meyve kendini hemen salıyor. İçini açıp bir kesit aldığınız zaman ortasından meyve çekirdeği simsiyahtır. Olay bitmiştir. Yanmıştır. Geçmiş olsun. Ama bunu yakmamak için de eğer imkanı varsa Metin Bey'in bu kırayı önlemek için, kıradan zarar görmemesi için böyle bir tankeri varsa ilaç tankeri onunla su püskürtebilir sabahleyin kıra güneş çıkmadan önce. Hiçbir zarar görmeyecektir. Yani bu bizim sık sık denediğimiz, yaptığımız bir olaydır yani. Kesinlikle. Ben de kendisine şöyle bir anekdot aktaracağım ben Metin Bey'in. Hani diyor ki normalde bu rakımlarda çentlerin olması bizim bölgede imkansız gibi bakılıyordu ve oldu diyor. Şöyle bir anekdot vereceğim. Birçok çeşit gittiği bölgeye göre adaptasyon gücünü arttırır. Soğuklara dayanıklık derecesini de arttırmıştır o çentner çeşidi ve orada belli bir verime yapmıştır. Zaten bizim ülkemizde bu yabancı ceviz çeşitlerinin hiçbir üretici bilmiyor. Ben 1000 tane ceviz diken insana sordum, bir tanesinden doğru cevabı alamadım. Tekrar söyleyeceğim. Bizim Çentner ve Fernur veriminden dolayı sizlere önermiyoruz. Önermemizin tek sebebi ilkbahar geç donlarına yakalanmamaları. Evet. Bunu birçok üretici bilmiyor. Sadece verimmiş gibi anlıyor. Hayır, bunlar zaten ilkbahar geç donlarına yakalanmıyor. Ondan dolayı öneriyoruz ve uyumluluğunu da yüksek sağladığından yine verim alacaktır kendisi diyorum. Bir reklam aramız yaklaşmış. Üreticilerimiz çok kızıyor. Tamam, artık sorularımıza hızlı ve kısa cevaplar vereceğiz. İnternetten de sorularımız bol. Ve programımızın son bölümünde sizlerden gelen soruları hızlı soru yanıt bölümüne geçerek cevap vermeye çalışacağız. Bir reklam aramız yaklaştı. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çelikel hızlıdır. Çelikel güçlüdür. Çelikel daha az yakıtla daha çok iş yapar. Çelikel, profesyonellerin tercihi. 1994 yılında kurulan fabrikamız Caselli markası adı altında müşterilerimizin her ton ve özellikteki römork ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Caselli. Gözünüz arkada kalmasın. Havalar soğudu. Kışlık odunlarınızı hazırlayacaksınız. Testereniz var. Peki ya zincir? Kısa sürede körelen ve kopan zincirleri unutun. Üstün Amerikan teknolojisi Johnson artık Türkiye'de. Dünya markası Johnson zincirleri lazer teknolojisiyle üretilmiş samuray kılıcı kadar keskin dişlere sahip. Dayanıklılığıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Zincirleri kırdık. Türkiye'ye özel fiyatıyla testere kullanıcılarının beklediği marka Amerikan Johnson kalite ve performansıyla yanınızda. Hangi marka ya da model testereniz olursa olsun zinciriniz Johnson olsun. Amerikan Johnson. Alırsın yarı yolda kalmaz. Semak makine olarak dünyanın en iyi markalarından biri olan %100 İtalyan Oleomag motorlu testereyi 45 yıldır sizlere sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Oleomag motorlu testere deyince aklınıza çok şey gelecek. Güçlü, sağlam, kaliteli, rahat, dayanıklı ve %100 İtalyan. Oleomag bir testereden çok daha fazlası. Semak makina, güveniniz gücümüzdür. Kalitede ve teknolojide öncü isim, %100 yerli üretim, Türk malı kom/balya ve paketleme makineleri, kom/firmasının makine üretiminde uzun yıllara dayanan tecrübesi, üniversite sanayi işbirliği içerisinde üretime yansıtılmaktadır. Kom/balya ve paketleme makineleri, yurt dışından ithal edilen muadili makinelere göre ilk satın alma fiyatları %65, işletme giderleri ise %75 daha ekonomiktir. Kom/balya makineleri güç kaynağı olarak elektrik enerjisini kullandığı için yurt dışından ithal edilen ve traktör kuyruk mili gücüyle çalışan balya makinelerine göre enerji gideri %25 düzeyinde kalmaktadır. KM100, KM500, KM1000 modelleriyle Türk çiftçisine hizmet vermektedir. Thank you.
zorlukları senin için çekiyor. Sertifikasız tohum almaya değer mi? Sertifikalı tohum kullan, toprağın hakkını ver. Bir motorlu testereden ne istersiniz? Aslan gibi güçlü, timsah gibi sağlam dişleri, çita gibi hızlı, boğa gibi dayanıklı olmasını. İşte aradığınız tüm özellikler bu makinede. Yeni nesil testere Hyundai Tekno 700 motorlu testere. Yeni model, yeni teknoloji, yeni testere. Etkin pazarlama sadece kendi müşterileri için Hyundai mühendislerine tasarlattığı ve satış haklarını aldığı yeni nesil testere Hyundai Tekno 700 ile karşınızda. Tarım ve hayvancılığın telemarketi Etkin Pazarlama, dünyanın ilk ve tek dijital göstergeli, dünyanın en önemli markalarından biri olan Hyundai, sizin için özel olarak geliştirdiği dijital göstergeli Hyundai Tekno 700 motorlu testere ile teknolojiyi, gücü, hızı, kaliteyi, kolaylığı ve performansı bir araya getirdi. 2015 model yeni tasarımı ve teknolojisiyle Hyundai Tekno 700 motorlu testere dijital göstergesi sayesinde motor devrini çok rahat görebilirsiniz. Dijital göstergeyle motorunuzun performansından ve gücünden emin olabilirsiniz. Bu sayede testerenizi devirli kullanarak motoru yormayacak ve daha uzun yıllar kullanmanızı sağlayacaktır. Güçlü ve sağlam bir testereyle kesimlerinizde adeta şov yapacaksınız. Hyundai Tekno 700 motorlu testere kalitelidir. En sağlam ve kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Hyundai Tekno 700 motorlu testere Etkin Pazarlama müşterileri için özel tasarlanmıştır. Bu muhteşem yeni nesil testerenin fiyatı kim bilir kaç liradır diyeceksiniz. Şimdi hazır olun. Fiyatını duyunca çok ama çok şaşıracaksınız. Dünyanın ilk ve tek dijital göstergeli motorlu testeresi Hyundai Tekno motorlu testere 449 lira. Üstelik kredi kartlarına taksit imkanıyla. Bu tanıtım kampanyasını sakın kaçırmayın. Ey Lidyalılar! Dünyanın kaderini değiştirecek müthiş bir şey buldum. Para! Hadi kalkın! İşte burada! Nereye gittim ya? Onlar kaybeder, siz bulursunuz. Depara gelin, dünyanın en hafif metal dedektörü XPDEOS ile tanışın. Kablosuz kulaklığı, profesyonel ve pratik kullanımıyla toprak altındaki gizli hazineleri keşfedin. Depar, hayatınızı değiştirir. İşte karşınızda Çelik El yeni nesil Challenger 2 Plus. Challenger 2 Plus traktörünüzü yormaz, sağlam tane bırakmaz. Çelik El, profesyonellerin tercihi. Tamam. Onlar buraya gelir ama benim bu dağlara bir daha gelme şansım muhtemelen yok. Devlet bir şey hak senin mi ayı yeğmişsin? Ayının yeri var Ankara'dan beş işte bizim yerimiz yok. Koyun nasıl çevrilecek? Koyunun nasıl dönmesini çoban bilecek. Bilmediği anda bıraktım onu kendi kafasına, koyun birbirini kırar taştan. Sürüsünde gözüm yok tarinam, içlerinden birisi tarinam. Maliyetleri hesapladık. Gördük ki para kazanmıyoruz. Maliyetler yüksek, gelirlerse düşük. Peki üretici nasıl para kazanacak? Ben buradan soruyorum size. Yani sizin bedava, halk tabiriyle beleş ameleniz mi var? Yani 10 tane ineği olan bir adam asgari ücretle daha az para kazanmış olur. Amele mi tuttunuz bu üreticileri kendinize? Ucuza nasıl hayvan beslenir? Rasyon nasıl hazırlanır? Besi hayvan alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kapalı mı? Açık sistem mi daha avantajlı? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz. Maliyetlerimizin aşağı çekilmesi noktasında gayretlerimiz de devam edecek. Küçük işletmeler evet. Maliyetleri nasıl düşürür? İşte tüm bu sorular ve en uygun maliyetlerle hayvan yetiştiriciliğinin konuşulduğu Soruyorum. Cumartesi günü saat 20'de Bu Toprakların kanalı Çiftçi TV'de. Evet.
sayın seyirciler, şu anda da Candem'in üretim tesislerindeyiz. Aslında sahalarda yakından biliyoruz ama bunlar nereden geliyor, nasıl yapılıyor, bugüne kadar nasıl gelmiş? Yine en yetkili ağızlardan sizler için öğreneceğiz. Şu anda da yanımızda Candem'in genel müdürü İdris Candan'la birlikteyiz. Konya'daki ticari hayatımız 1948'li yıllarda başlar. İnsan bildiğiyle amel ederse Cenab-ı Hak ona bilmediklerinin kapısını açıyor. Tabii bizde ürün çeşidi çok fazla. Tohum kaplama ürünümüz, spesifik ürünler, organik ürünler, organomineral ürünler, kimyasal ürünler. Tarımın Yıldızları pazar günü saat 10'da Çiftçi TV'de. Evet değerli izleyicilerimiz, Çiftçi TV ve Çiftçi Radyo ortak yayınıyla beraber hazırladığımız Çiftçinin Sesi programı son bölümüyle devam ediyor. Programımızın bu bölümünde sizlere söz verdiğimiz gibi hızlı soru yanıt bölümüne geçeceğiz ki sizlerden gelen sorulara da cevapsız bırakmış olmayalım istiyoruz. Hemen hattımızda bir izleyicimiz var, sorusunu alarak başlıyoruz. Alo. Efendim. Buyurun İbrahim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben Yozgat Çandık kazasında bir yerimiz vardı. Evet. Oraya ben kendi tarlamızdan yetişen cevizlerden her şeye, ocağa ikişer tane olmak üzere ve arasına 4'e 8 olmak şartıyla diktim. Tohumdan mı, tohum mu ektiniz yani? Tohumdan. Tamam. Tohumdan ektim. Tamam. Şimdi bunların hepsi çıktılar yani. Çok iyi. Ben bunu şimdi seyretmesini nasıl yapacağım? Şimdi ben bununla ilgili keseyim size güzel tiyolar vereceğim. Şimdi gerçekten güzel tiyolar vereceğim. Yaptığınız güzel bir hareket, onu söyleyeyim. He. Hani fidan bulamıyorsanız kendi fidanınızı mantıklı bir şekilde üretirsiniz ve uyguna da mal edersiniz. Hemen bilgileri aktaracağım bununla ilgili. Sadece sizden şunu öğreneceğim. Tohumları ne zaman ektiniz siz? Valla ben 2 senedir bu işle uğraşıyorum. Tamam. Yani bazılarını mesela diktim. Bugün 2 metre falan geçti şeyler, çok fidanlar. Güzel. Çok güzel. Bazıları 70 santim, 75 santim civarında. Bazıları tamam. Da daha bir karış falan yani 20 santim civarında. Tamam. Yok, tarih olarak bu ektiğiniz tohumların tarihini net bir şekilde biliyor musunuz? Bir söyler misiniz bana? Mesela ilk diktiklerim şöyle bir 10. ayda. Tamam. Şimdi. Tamam. 10. ayda diktim. Tamam. Bu sene mesela biraz da yurt dışından getirttirdim. Tamam. Çetin cevizlerden. Tamam. Bir 10 kiloluk kadar. Onu da aynı şekilde diktim. Yalnız bunu sık diktim. Anladım. Bunu seyredeceğim yani aşı yapacağım. Seyredeceğim. Tamam İbrahim Bey. Hemen bunlarla ilgili sizlere biraz bilgiler vereceğim. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Ben bir de badem diktim. Tamam. Bunu ben patates ekme makinesiyle tamam. Çocuğun birini üzerine bindirdim. Tamam. Sırayla attırdım. Tamam. Bunlar da büyüdüler. Çıktı hepsi. Tamam. Yalnız bunlardan ben bir tarlaya götürdüm. Yalnız Nisan ayında götürdüm. Geçen sene Nisan ayında götürdüm. Bunun ektiğim fidanların %30'u tuttu. İyi, güzel. %30 randıman verdi. Tuttu, tamam. Diğerleri tutmadı. Ben bu sene işte 10-15 gün önce o tutmayanların yerine tekrar fidan diktim. Tamam. Ve arasını 1,5 metre mesafeyle diktim. Gayet geniş, güzel. Tamam. Yaptığım işlemde bir hata var mı, onu öğrenmek istedim. Tamam. Hemen bunlarla ilgili detaylı açıklamalar yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, İbrahim Bey'in sorusuna ben şöyle kısa bir cevap vermek istiyorum. Hani baktın kaliteli fidan bulamıyorsun. Güvenebiliyorsan kendine, kendi fidanı da bahçende kendin yetiştirebilirsin. Ha, birçok ticari yerlerde mantıklı değildir. Çünkü fidan yetiştirmek 3 yılı alır, zaman kaybıdır vesairedir ama kendisinin böyle bir problemi yokmuş gibi görünüyor. Tohumu ekebilir. Belli kalınlığa gelince tek yapması gereken göz aşı yerine kalem aşı kullanması. Evet, şimdi Sinem Bey, bu aslında kendine güvenen bilinçli çiftçi kendisi yapıyor. Yani ne yapıyor? Çöğürünü alıyor.
aynen bizim diktiğimiz gibi diyelim ki 8'e 4 dikecek. Evet. Yabanileri tabir ettiğimiz sert çevreden çıkanları o şekilde dikiyor. O yıl içerisinde göz aşısı yapıyor. Evet. Göz aşısı tutmadığı zaman kalem aşı yapıyor. En doğrusu da budur. Evet. Çünkü kendi çeşidine uygun, kendisi görerek, bilerek yapıyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz kazık köklü olduğu için ceviz ilk sökümde kazık kökler bir kısmı kesiliyor. Evet. Yeniden kazık kök yapıyor ama şeye benzer bu yangın söndürme şeyleri var ya kancaları ona benzer. Yani onun çıkıntısı gibi. Böyle hafif kıvrılır bir daha kazık yani, kök yapıyor. Böyle çengelli olur yani. Çengelli olur. Şimdi öyle olunca kazık köklü tabii kazık kök cevize çok önemlidir. Tabii. Derine gidecek ki oradaki bütün bitki besin maddelerine suyu rahatlıkla alsın, temin edebilsin ve aynı zamanda bitkiyi ayakta tutsun sarsıntılmadan. Şimdi yeni metoda göre artık da sırıkla veyahut da elle toplama değil de makineyle silkelemek suretiyle. Mekanizasyonla. Tabii o da kazık kökün aslında bir noktada devreye girişi de odur yani. Orada evet, sağlam bir vaziyette gelecekte hani sarsıntı görmeden, strese girmeden sarsıntıdan dolayı ince kılcal damarlar kopar bilmem ne olur falan yani zarar görür diye. Tabii. O kazık kök onu ayakta tutuyor. Şimdi hal böyleyken yani yaptığı doğru. Eğer bir de başka bir şey söyledi. Yeniden fidan ekeceğim. Bir metreye ektim. Biz aslında aşı yapmak için bazen cevizle sert ceviz ekiyorsunuz. O yıl içerisinde patlayıp sürmüyor. Ertesi yıl çıkıyor. Bir de bu tohumda böyle oluyor böyle. Tohumda evet. Şimdi böyle olunca biz onu 15-20 santim aralıklarla dikiyorduk ki aşı yaptığımız zaman söküm de kolay olsun diye. Yani tabi bu bir metre çok büyük bir mesafe. Yani bayağı açmış bir metreyi. Yani 15-20 santim aralıklarla diktiği zaman farz edin ki bir metrede arayla dikti de bir metrede çıkmadı. Üçüncü metrede çıktı. Çok arada değil. Yaşanabiliyor. Çok büyük boşluk. Şimdi çapa yapacak, ot alacak. Tabii zahmete boşun de yemez. Evet, evet. Evet, bunu da söyleyelim ve kendisine de dediğim gibi şöyle bir anekdot geçeceğim. Bu yeni çıkardıkları yaptığı yerlerde özellikle göz aşı yapmasın. Kesinlikle kalem aşı yapsın ve kalem aşıları aşı poşetinin içine alsın. Evet. Bu aşı poşetinin içinde kalsın aşı noktaları. Daha iyi kaynar. Soğuklardan zarar görmez diyelim. Toprak sıcak tutacak, sıcak nemli tutar, tutacak. Evet. Nemli tutar ve aşıların tutma oranı daha yüksek olur diyelim. Bir diğer telefon bağlantımıza geçelim. Alo. Alo, Abdülrezzak Bey sesim geliyor mu? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, buyurun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim, İsmail sağ olun. Bey de Sinan Bey, teşekkür iyi yayınlar. Ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Efendim ben taşıma topraktan bahçe yapmıştım. Tamam. Yalnız bahçemde iki seneden beri kayısı ve meyveyi tam alamıyorum. Tamam. İki ağacımda da reçine oluşmaya başladı ve böceklenme oldu. Tamam. Bir tanesi kayısı ağacı, bir tanesi mürdüm eriği. Tamam. Ama her iki ağacında birçok dalı kurudu. Tamam. Ankara'da değil mi yine? Ankara'da efendim. Tamam. Bunun sebebi nedir acaba? Evet. Ben açıklayayım. Onu öğrenmek istiyorum. Tamam. Hemen sizlere detaylı açıklamaları yapacağım. Son olarak yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl oldu değil mi ağaçları kuralı? Efendim? Ağaçları dikeli 2 sene mi oldu demiştiniz? Değil. Yaklaşık 14-15 sene oldu. Ben de şaşırdım zaten. 2 sene lafı geçti. Yani bu ağaçlarda bu gibi sorunlar görünmez. İlerleyen zamanlarda görülür. Bunun sebebini hemen açıklıyoruz. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Son olarak şunu soracağım. Çok fazla gübre veriyor musunuz ağaçlara? Gübre olarak ben sadece koyun gübresi veriyorum. Başka kimyasal gübre kullanıyor musunuz? Herhangi bir gübre kullanmıyorum. Tamam. Hemen detaylı açıklamaları yapıyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür Sağ ederim olun. Efendim. Sağ olun. Şimdi Sinan Bey, bu sert çekirdeklerde biliyorsunuz toprak seçekler, kayısıdır, evet, kirazdır, vişnadır, eriktir. Bunlarda özellikle de kayısı ve kirazda ve erikte zamp yapmasının sebebi ya taban suyu yüksektir veya taban suyu yoktur. Toprak derinliği çok zayıftır. Aşağıda çakıldır, kumdur. Bu kök gelişiminde zayıflama oluyor. Kökler aşağıda
çürümeye başladığı zaman yukarıda zam yapmaya başlıyor. Evet, şimdi kendisi zaten aslında kusurunu dediğinde söyledi. Taşıma topraklı bir bahçe. Evet. Şimdi taşıma topraklı olunca ne oluyor, onu dile getirelim. Belli bir seviyeye kadar, örnek veriyorum, bir metreye kadar bir taşıma toprak olsun yeri. Kökler gevşek toprak olduğu için hızlı gelişiyor. Oh, aynen, ne güzel bir ortam, aynen, diyor böyle. Evet. Hızlı gelişiyor. Sert bir zemine değince duvara toslamış gibi bir tepki göstererek, refleks göstererek dediğiniz gibi zamk yapıyor, evet, anladığım kadarıyla. Bir de taban suyu yüksek olduğu zaman, kökler taban suyun içerisinde kaldığı zaman da yapıyor bunu. Aynı o durum. Yani hem taban suyu yüksek olduğu zaman hem olmadığı zaman. Yani öyle bir hastalığı. Bilhassa mesela şeftali de bunu yapar. Yani evet. Bol miktarda zamk akışı olur. Yani bu böyle olunca bitki zayıf kalıyor. Bir de 5 yaşından sonra bunlar başlar yani özellikle. Evet, ilerleyen yaşlarda, evet, daha sık görülmeye başlar diyelim. Bir diğer telefon bağlantımıza geçelim. Alo. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Zafer Bey, buyurun. Ben Adıyaman'dan arıyorum da. Buyurun. Badem dikme konusunda sizi de danışacaktım, bilgi alma konusunda. Tamam. Adıyaman'da mı kuracaksınız yine? Evet. Bir 20 dönüm kadar alan dikmeyi düşünüyorum şu anda. Kahta tarafında mı? Ne tarafta kuracaksınız? Gölbaşı tarafında. Gölbaşı tarafında. Tamam, hemen evet. Ben bununla ilgili size açıklama yapacağım. Badem gerçekten sizin bölgelerin İlerleyen yıllarda büyük bir yatırımı olacak, ancak çeşit konusunda yanlışlıklar çok fazla yapılıyor. Bunlarla ilgili detaylı açıklamaları yapacağım sizlere. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Başka bir ben soru. Ferragnes çeşit badem siparişi vermiştim. Hangi çeşit? Ferragnes. Tamam. Doğru bir tercih mi diyorsunuz? Bu konuda sizden bilgi almayı düşünüyordum. Bir de hani kaç metre aralıklarla diksem uygun olur acaba? Tamam. Hemen bununla ilgili de detaylı açıklamaları yapacağım. Dikmek istediğiniz zamana biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bahçeyi ne zaman kurmayı planlıyorsunuz? Bu yakın zamanda. Siparişi verdim. Zaten birkaç güne gelecekler. Nereden tamam. alıyorlar acaba? Tamam. Fidanlar nereden geliyor? Hangi ilden? Balıkesir Edremit'ten. Tamam, tamamdır. Bununla ilgili hemen detaylı açıklama yapacağım. Buyurun. Son bir sorum olacaktı hocam. Buyurun. Çukurlar derin mi olsun? Hani elle kazmak mı mantıklı olur, yoksa kepçeyle falan? Hiç toprak analizi yaptırdınız mı? Yok hocam, daha yeni başladık bu işlere, o yüzden... Anladım, işte biraz yabancısınız anladığım kadarıyla. Peki toprağınız çok ağır mı toprak mı, kara toprak mı, kirli toprak mı? Evet, ağır kirli toprak. Daha önceden ne ekip biçiyordunuz? Tahıl ürünleri, arpa, buğday, nohut. Kesinlikle kepçeyi açtırın. Tamam. Tamam, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi yayınlar, sağ olun. Şimdi kendisine sorum olacak. Bu cevizde olduğu gibi bademde de yeni çeşitler çıktı ve bu çeşitlerden bazıları çok güzel verim veriyor, ama badem yetiştiriciliği çok zor. Evet. Yani zor bir yetiştiricilik. Çok nazik bir bitki. Dışarıdan böyle çok odun bir bitki gibi görünebilir ama çok naziktir. Suyu fazla verirsin şımarır, meyve yapmaz. Hemen bir soğuk gelir, zaten çok erken çiçek açar, yaprakları donar gider. Ve ciddi derecede bir strese sokun, o sene verim alamıyorsunuz. Biraz cilveli bir meyve türü diyorum, evet, ben bademe, ama ciddi bir şekilde badem açığımız da var bizim. Yeter ki mantıklı bir şekilde olsun, üreticimiz yapar. Ben buna da inanıyorum. Çeşidi güzel. Orada çeşidini, dikim sıklık aralığını özellikle buradan vurguluyorum. 6'ya 5 ya da 7'ye 5 yapsın, daha sık ekmesin, daha da seyrek ekmesin. Bu doğrultuda yapsın istiyorum ve dediğimiz gibi şimdi çeşit olarak etsin. Da ferak nerede de şimdi burada mesela geçmişte Texas lumpia, şimdi bunlar birbirinin dölleyicisi olduğu için şimdi feraknerin dölleyicisinin de mutlaka kendi de gelmesi lazım. %5 yani, oranında diksin. Evet, yani işte %5 derken evet. Yani o şeyde mutlaka diksin. Kesinlikle, yani şimdi bunlar olmadan da çiçek açacak, meyve yapmayacak. Kesinlikle. Bunlara çok dikkat etmesi lazım. Ben özellikle dikim çukurları ile ilgili olan sorusuna açmasını şu yüzden söyledim. Bizim arpa buğday işlediğimiz yerlerde hep ilk 30 santim işlendiği için bu gibi bitkiler çok zarar görebilir ve ağır bünyeli bir toprakmış. Ona gerekir. Evet. Ama sizlerle mesela Afyon'da gittik, gördük, mesela bir bahçemiz var.
Yani böyle iki kürek atıyorsunuz, toprağın 60 santimine iniyorsunuz aynen zaten. Öyle. Bu evet. Toprağı kepçeye sormak aslında zarar verir. Neden aynen diye öyle soracaksınız. Evet. Alacaksınız, tekrar yapacaksınız. Orası şimdi çökecek, hava alacak, kökler yanacak. Aynen öyle. Zararlar şimdi bile görüyor. Program başında dedi, kepçe nerede kullanılır, ne şekilde? Orman açmalarında çok mesela bu, yani dağ yamaçlarında toprak derinliği az olan, toprak derinliği 1 metreden aşağı olanlar için kepçeyle uygundur. Yani şimdi Eskişehir'de de yaptırdığımız gibi mesela orada kesinlikle kepçenin kullanması lazım. Çünkü aşağıda sert tabaka çok olduğu için yani kürekle açılmasına, kürekle açılan 1 santim, şey 1 metre, 1,5 metre derinlik topraklarda 50 santim derinlik, 50 santim kesinlikle genişlik gayet güzel gelir. Kesinlikle. Ama kepçeye gerek yok o topraklar. Evet. Programımızın sonuna geliyoruz. Telefon bağlantısı almayacağım ama internetten bir üreticimiz ısrarla sormuş, onun sorusuna cevap vereceğim. Ya da aldık mı soru arkadaşlar? Tamam. Son olarak şunu cevaplayayım. İsmail Aydın arkadaşımız yazmış. Fidan dikerken en doğru dikim nasıl yapılır? Çukurlara su ile doldurulup fidanı çukura indirmek doğru mudur? Yoksa dikim yaptıktan sonra mı can suyu vermek lazım diyor. Üreticimiz aman. Aman sakın yani suyla doldurup sonra fidanı dikmesin. Çürütebilirsiniz fidanları. Fidanları diktikten sonra bol can suyu verin diyor. Fidanın dikim dönemi yani şimdi geçmişte de yine Iğdır'dan örnek vereceğiz. Tabii orada Mart'ta Nisan'da tamam dikildiği için hep yanlış dikim. Kasım ayı içerisinde, Kasım 15'ten sonra sökülmüşse fidan, pişkin fidansa o ay içerisinde toprağa girmesinde büyük fayda vardır. Hmm. Ve çukurları da suyla doldurup dikmek çok zararlıdır. Taban suyu da yüksekse ve yağan yağmurlar, kar sularla o çukura ineceği için kökleri çabuk çürütebilir. Can suyu dediğiniz gibi şu havada çok sıcak geçerse sonra evet bol verilmeli. Üreticiler aman ben bahçemi dikeceğim, zaten yağmur yarın yağmur yağacak mantığıyla can suyu vermemezlik yapmasınlar. Yarın şarıl şarıl yağmur yağacağını bilseler dahi diktikleri gün fidanın dibine bol can suyu verecekler ve çiğneyecekler. Boşluk kaldıktan sonra tekrar toprakla örtüp tekrar su verecekler. Son olarak şuna değinmeden programı kapatmak istemiyorum. Üreticilerde büyük bir yanlışlık. Dikim yapacak 8'e 4 geniş olan 8 aralığını tutup kuzey güney doğrultusunda yapıyor. Doğru mu hocam? Evet. Yani ona dikkat etsinler ve son olarak da buna değinmek istedim. Sizlerin söylemek istediği başka bir nokta kaldı mı İsmail Bey? Programı kapatıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizim yani önerilerimize uysunlar ki başarılı olurlar kesinlikle. İnşallah bizlerin evet bu çalışmaları bitmeyecek. Bahçe kurmayla ilgili sizlere sahalardan bol bol program vereceğiz. Pazar günleri saat 17'de yayınlanan Zirai Eğitim programımızda da saha deneyimlerimizi sizlere aktarıyoruz. Her zaman sorularınızı Çiftçinin Sesi adlı Facebook sayfamızı beğenerek sorularınızı sorabilirsiniz. Pazar günleri tekrardan söylüyorum 17'de olan programlarımızda ise saha uygulamalarımızı göreceksiniz. İsmail Bey ben sizlere zaman ayırdınız ve bilgilerinizi paylaştığınız için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Gerçekten emek ediyorsunuz. Yılların tecrübelerini bizlerle oturup burada paylaşıp üreticilerimizin bilgilerini tazeleyip yeni bir şeyler öğrenmesine vesile oluyorsunuz. Tekrardan çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerim. Burada zaman çok hızlı geçiyor. İnanın bir hafta biriktiriyorum. Üreticilerle bunları tartışacağız diyorum. Ve buraya gelince zaman çok hızlı geçiyor. Konu başlıklarımın birçoğunu bile anlatamadım ama sizlerle olabilmek, ciddi derecede tartışabilmek. Üçüncü yılıma girdim televizyonculuk sektöründe, tarım televizyonculuğunda. Dostluklar sürdürebilmek, yenilikler katabilmek benim çok hoşuma gidiyor. Ve Çiftçi TV olarak sizlere her zaman yenilikçi bilgileri vermek için de çalışmalarımız devam edecek. Yeter ki bizleri izlemeye ve dinlemeye devam edin. Öğretmek veya aktarmak istediğimiz daha çok noktalar var. Her şey Türk tarımı için diyorum. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.